Kayıt kısmı. Evet, değerli katılımcılar, Türkiye Heidegger topluluğu bünyesinde Yusuf Örnek Hoca'nın sunumuyla gerçekleştireceğimiz ilk seminerimize hoş geldiniz. Bugünün anlam ve önemi doğrultusunda buradan İşçi ve Emekçi Bayramınızı kutluyorum. Bugün özel bir konuk bulunmakta ve özel bir mesele gündeme gelecek bu doğrultuda. Heidegger bir antisemit miydi sorusuna bu noktada yanıt arayacağız. Hocamıza sözü bırakmadan çok kısa, hocamız hakkında tabii ki biliyoruz hocamızı ama kısa bir özgeçmiş bilgisini bu noktada vermek isterim. Profesör Doktor Yusuf Örnek hocamız lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 1977 yılında tamamlamıştır. 1984 yılında Almanya Menzü kentinde Gutenberg Üniversitesi'nde felsefe doktorasını tamamlamış ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak uzun yıllar felsefe çalışmalarını sürdürmüştür. Hocamız Hacettepe Üniversitesi'nin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi'nde de çeşitli felsefe dersleri vermiştir. 2017 yılından beri de Antalya Bilim Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yusuf Örnek Hoca'nın çeşitli dillerde yayınlanmış felsefe kitapları ve makaleleri de bu noktada bulunmakta. Ayrıca Almanca'dan Türkçe'ye gerçekleştirdiği Heidegger çevirileri ile de tanınmaktadır. Hocamız Türkçe, İngilizce, Almanca ve klasik dillerden de Grekçe ve Latince dillerini bilmekte. Aynı zamanda hem akademik hem de başka alanlarda çalışmaları ve başarılarından dolayı da ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller de almıştır. Son olarak çokça tartışmalı bir problem olan Heidegger bir antisemit miydi üzerine yapacağı konuşma için kendisine teşekkür ediyorum. Ve sözü uzatmadan Yusuf Örnek hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kadir hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz başında? Hocam, önce Türkiye Heidegger topluluğu adına teşekkür ederiz. Buraya kabul edip geldiğiniz için. Bizim için çok önemli çünkü Heidegger çalışanları bir araya getirmek istiyoruz. Özellikle genç Heidegger çalışanları. Siz soy isminiz gibi örnek olacaksınız bu genç gruba. Teşekkür eder. Konuşmanızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese tekrar merhaba. Çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ve Heidegger serisindeki ilk konuşmayı yapmak da bana nasip oldu. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmaya girmeden önce birkaç şeyi dile getirmem lazım. Birincisi Heidegger vakası denen şey, bu literatürde Heidegger vakası diye bilinen bu olayı uzunca bir süredir çalışıyorum, irdeliyorum ve bunun bir kitap olarak yayınlanmasını bekliyorum. İnşallah gelecek senenin sonuna kadar biter. Onun bir kısmında Heidegger'in siyaset angajmanı var, bir kısmında da bu antisemitizmle ilgili iddialar söz konusu. Antisemitizm konusunda özellikle kara defterlerdeki antisemitizm başlıklı uzunca bir makale yazdım ve bunu Baykuş'a gönderdim. Öteki Baykuş mu? Hangi Baykuş'sa artık, ama şu ana kadar yayınlanmadı. Çünkü çıkmadı dergi. Yani bu pandemi nedeniyle olsa gerek herhalde. Ben editörleriyle sürekli vatandayım ama bir türlü çıkmadı. Oradan bir takım bilgileri bugüne kadar çok az sayıda bir iki yerde kısaca sundum. Bu akşam onlardan yararlanacağım. Şimdi bu akşam size sunacağım içerikte kısmen Heidegger'in mektuplarında kullandığı ifadeler var. Derslerinde ve seminerlerinde acaba antisemit ifadeler var mı? Onlara gireceğiz. Heidegger'in 30'lu yıllardan itibaren yazdığı 7 tane çok önemli felsefe araştırması var. En önemlisi de Beiträge denen felsefeye katkılar, ola gelme hakkındaki ikinci temel eseri denen eser. Bunları
irdeledim. Ve nihayet tabii ki kara defterler var. Bu son şeyler, felsefe araştırmalarıyla kara defterler bugüne kadar bunlardan hiçbir şey Türkçe'de yayınlanmadı. Bir de Heidegger'in hayatında ilişkide olduğu belirli Yahudi şahsiyetler var. Onlarla bir iki ilişkisine de kısaca değinmek istiyorum. Metodik bir zorluk var bütün bu işte. O da şu, malzeme hem bol hem kıt. Çok bol çünkü Heidegger'in bütün eserleri 100 cilt oldu. 102 cilt oldu. Yani bunların önemli bir kısmını irdelediğimi söyleyebilirim. Ama kıt, yani bunların içinde böyle cımbızla aramanız lazım. Saman yığını içinde bir toplu iğne arıyormuş gibisiniz. Heidegger'in böyle Yahudiliğe karşı ifadelerini bulmak için. İkincisi, anlamak için olanı biteni Heidegger'in içinde yaşadığı dönemin siyasal arka planını bilmek lazım. Az ya da çok. Ve nihayet sonuncusu Heidegger'in felsefesinin düşünsel arka planını bilmek lazım. Bütün bu antisemit ifadeler ne anlama geliyor? Hangi bağlamda söylüyor? Yani onu mümkün olduğu kadar tarihsel bağlamı içinde irdelemek gerekir ki aşağı yukarı sağlıklı bir yargıya ulaşabilelim. Şimdi 1920'li yıllardan itibaren Heidegger'in bazı mektuplarında ufak tefek Yahudiliğe karşı bir takım böyle klişeler okuyorsunuz. Mesela 18 Ekim 1916'da karısı Elfriede'ye şöyle bir şey yazıyor. Kültürümüzün ve üniversitelerimizin gittikçe Yahudileşmesi gerçekten ürkütücü. Ve bana kalırsa Alman ırkı yükselebilmek için kendi içinde var olan gücü toparlamalı. 12 Ağustos 1920'de tekrar eşine yazıyor. Burada boyuna köylerdeki hayvanların Yahudiler tarafından satın alındığı ve kış geldiğinde et almanın sona ereceği konuşuluyor. Buradaki köylüler de gittikçe daha arsız oluyorlar ve her yer Yahudilerle ve kara borsacılarla dolu. Kara borsacılık Yahudilere daha böyle ne bileyim eski çağlardan beri atfedilen bir imgedir biliyorsunuz. Bakın Heidegger onu kullanıyor. Karl Jaspers 1920'li yıllarda Heidegger'in bir antisemit olmadığına inanıyor. Ve bunu da savaştan sonraki üniversiteyi Nazilerden arındırma komisyonunda verdiği raporunda yazıyor. 1930'ların başından itibaren, mesela 1931 yılı Noel'inden önce kardeşi Fritz'e Hitler'le ilgili bir şey yazıyor. Artık iyice politize olmaya başlıyor. Ve bakın Hitler'le ilgili neler yazıyor Heidegger. Sanki Almanya uyanıyor. Kaderinin farkına varıyor ve onu eline alıyormuş gibi görünüyor. Başlangıcındaki otobiyografik çözümle bölümlerinde zayıf olan Hitler'in kitabına eğilmeni çok isterim. Kavgamdan bahsediyor. Kavgamı okumasını tavsiye ediyor kardeşine. Hepimizin kafasının bulanık olduğu sırada bu insanın, Hitler, alışılagelenin dışında ve emin bir politik içgüdü sahibi olduğunu artık sağduyu sahibi hiç kimse tartışamaz. Nasyonel Sosyalist Hareket'in ileride çok farklı güçleri büyüyecek. Artık söz konusu olan sığ bir parti politikası değil, söz konusu olan Avrupa ve Batı kültürünün çöküşü. Bunu şimdi kavrayamayan kaos içinde öğütülmeyi hak eder. Bu konulara kafa yormak Noel'in huzurunu kaçırmaz. Almanları özüne ve ödevine götürür. Yani bu olağanüstü kutlamanın kökeninin olduğu yere. Noel öncesi 31 yılında Fritz'e yazdığı mektup bu. Yine aynı dönemde gün geçtikçe Hitler'in bir devlet adamlığına nasıl yükselmekte olduğu ortaya çıkıyor. Heidegger'in ifadeleri bunlar. Neden böyle düşünüyor? Konuşmanın sonuna doğru özel bir bölüm ayırdım buna. Oradan anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim birkaç tane Yahudi şahsiyetle olan ilişkilerine. Bir tanesi Werner Brock. Werner Brock Heidegger'in asistanı. Heidegger'in asistanı bir Yahudi ve biliyorsunuz 1933'te Hitler gelir gelmez bir yasa çıkarıyor. Bu yasa, bir sürü yasa çıkarıyor da önemli bir yasa, Ari olmayanların devlet memuriyetinden men edilmesiyle ilgili bir yasa. O zaman bütün Yahudi hocalar
üniversiteyi terk etmek zorunda kalıyor. İşte Türkiye'ye de geliyor bir kısmı biliyorsunuz. Werner Brock üniversiteden uzaklaştırılıyor ve Heidegger ne yapıp edip Werner Brock'un İngiltere'ye gitmesini sağlıyor ve ona orada bir kadro buluyor. Onu kurtarıyor Heidegger. İkinci örnek Eduard Frankel adında birisi. Şimdi Eduard Baumgarten adında bir doçent Göttingen Üniversitesi felsefe bölümüne başvuruyor. O sırada Heidegger rektör 1933'te ve Göttingen'deki Nasyonel Sosyalist Öğretim Elemanları Derneği Heidegger'e yazıyor. Diyor ki bu adam kimdir, neyin nesidir? Bize bilgi verir misiniz? Heidegger şu ifadeyi kullanıyor yazdığı mektupta. Her halükarda Baumgarten burada yani Freiburg'da bir Nasyonel Sosyalist olmaktan başka her şeydi. Kendisi de akrabalık ve maneviyat bakımından Max Weber'in Heidelberg'deki entelektüel çevresindeki liberal demokratlara aittir. Benim yanımda başarısız olunca daha önce Göttingen'de çalışan ve şimdi buradan atılan Yahudi Frankel ile sıkı fıkı oldu. Onun sayesinde Göttingen'de kaldı. Kendisiyle ilgili nihai karar elbette ki verilmiş sayılmaz. Daha kendini geliştirebilir. Lakin Nasyonel Sosyalist Parti'yi almadan önce kendini kanıtlaması için yeterli bir süre tanınmalıdır. Bu mektuptaki Yahudi Frankel ifadesi ve Eduard Baumgarten'ın bu şekilde orada alabileceği kadrodan bu mektup yüzünden men edilmesi tabii ki korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Daha korkuncu Eduard Baumgarten yani kadroyu alamayan kişi bu mektubun bir kopyasını eline geçiriyor. Ve gidip Max Weber'in dul eşine veriyor. Max Weber 1920'de öldü biliyorsunuz. Ve o zamanki pandemiden öldü. Max Weber 1920'deki İspanyol gribinden öldü. Zatürre oldu ve vefat etti adam. Yani kendimizi korumamız lazım görüyorsunuz. Koskocaman Max Weber'i götürdü o zamanki epidemi. Dul eşi Marianne Weber'e veriyor. Marianne Weber Jaspers'in çok iyi arkadaşı. Jaspers'in gözündeki en büyük düşünür Max Weber. Bunu okuyunca kahroluyor. 1946'da Nazilerden arındırma komisyonuna yazdığı mektupta ki bu mektubu ben tamamını Türkçe'ye çevirdim. Geçen sene çıkan mektuplar kitabımda var. Orada okuyabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Jaspers bunu korkunç bir şey olarak niteliyor. Üçüncü bir örnek Richard Hönigswald. Bu da oldukça ünlü bir felsefe profesörü. Onun mesela Münih Üniversitesi'nde çalışmasını skandal diye niteliyor Heidegger. Yani bu diyor yeni kançılık okulundan geliyor, liberal için biçilmiş bir kaftan. Diyor ki toprak ve kan kökeninden uzaklaştığını yazıyor adamı. Fakat en önemli Yahudi şahsiyet tahmin edebileceğiniz gibi Edmund Husserl. Edmund Husserl'la ilgili çok ciddi bir araştırma yaptım ve sayfalar dolusu bir şey çıktı ama hepsini sunmam burada mümkün değil. Fakat Heidegger gözlerini açanın aslında hocası Edmund Husserl olduğunu itiraf ediyor. Pek çok yerde bunları yazıyor. Fakat Husserl'ın şöyle bir önemi var. Yani Husserl arkadaşlar Heidegger için bir baba. Husserl'ın Heidegger'e yaptığını kimse yapmıyor. Husserl 1916'da Freiburg Üniversitesi'ne atanıyor. Neden? Çünkü Heinrich Rickert Heidelberg'e gidiyor. Heidelberg'de Wilhelm Windelband'dan boşalan kürsüyü Heinrich Rickert alıyor. Freiburg'da ondan boşalan kürsüye de Göttingen'den Edmund Husserl geliyor. Edmund Husserl'ın geldiği zaman Heidegger'in yazdığı doçentlik tezi var. Dun Scotus üzerine. Ondan önce psikolojizm üzerine yazdığı bir doktora tezi var. Husserl'ın hiç ilgisini çekmiyor Heidegger. Fakat 1919'dan itibaren Heidegger'i asistan alıyor. Neden? Çünkü Heidegger'in çok iyi bir kafaya sahip olduğunu görüyor. Heidegger'in illaki bir kadro almasını istiyor. Ve bunun için iki defa bakanlığa yazı yazıyor, sonunda kabul ettiriyor. 1919'dan itibaren Heidegger nihayet fix bir maaşla Husserl'ın asistanı olabiliyor. Ve bakın Husserl Heidegger'le ilgili ne yazıyor? Yeni nesilde böylesine orijinallik fışkıran, bütün dünyevi ilgilere sırt çeviren bir felsefi adanmışlığa sahip başka bir felsefi şahsiyete rastlamadım. Benim gözümde Heidegger, yetişmekte olan felsefeciler içinde kuşkusuz en önemlisidir. Eğer akıl dışı rastlantıların veya kaderin özel bir elverişsizliği engel olmazsa, Heidegger büyük stilde bir filozof olmak alın yazısına sahiptir.
Hocası Husserl'ın öngörüsünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bunda bitmiyor tabii. Bir sürü şey var böyle yazdığı mektuplarda falan. Fakat Heidegger rektör olunca, tabii ki çok zor bir dönem. Husserl ayrılmak zorunda, bütün Yahudi hocalar gibi. Husserl'ın üniversiteye gelmesini yasakladığı, seminer kütüphanesine girmesini yasakladığı bilgileri kesinlikle doğru değil. Bunlar asparagas. Nereden çıktığını da bilmiyorum. Literatürde de hiç bunlara itibar edilmiyor. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Fakat arada çok ciddi bir soğukluk oluyor. Birkaç nedenden ötürü olabilir. Ben Almanya'da okudum. Almanya'da bugün bile kürsü sahibi bir profesör emekli olduktan sonra yerine geçenle genelde takışır. Genelde böyle bir şey vardır. Yani hemen öğrencisini kabul etmez. Böyle akademik bir şey olmuş olabilir. Bu çok kuvvetli muhtemel. Çünkü Heidegger yavaş yavaş fenomenolojiden sapmaya başlıyor. Husserl bunu kabul edemiyor. İkinci konu daha önemli. Nasyonel sosyalistler insanların, Almanların Yahudilerle bir araya gelmelerini istemiyor. Ve herkes korku içinde. İnsanlar Yahudilerden kaçıyor. Ve Heidegger ilişkisini kesmeye başlıyor. 4 Mayıs 1933 tarihli mektubunda Husserl, Dietrich Mahnke'ye mektup yazıyor. Heidegger'in kendisini hayal kırıklığı, en çok Heidegger'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını yazıyor. Bu sahte felsefi ruhsal dostluğun en güzel sonu da Heidegger'in 1 Mayıs'ta tiyatrovari bir şekilde Nasyonel Sosyalist Parti'ye girmesi oldu. Heidegger 23 ya da 24 Nisan'da rektör oluyor. 1 Mayıs'ta bir hafta sonra da NSDAP'ye giriyor. Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'ne giriyor. Üye oluyor partiye. Yani 1 Mayıs. Bakın bugün 1 Mayıs. Yani işte arada kaç sene var? 88 sene mi? Ne oldu? Evet. Şöyle bir mektubu daha var Husserl'ın. Kadroya atandıktan sonra ilişkimiz yaklaşık 2 ay sürdü. Sonra her şey sessiz sedasız bitti. Her türlü bilimsel konuşma imkanından en basit şekilde uzaklaştı. Belli ki onun için gereksiz, istenmeyen ve tatsız bir işti. Onu birkaç ayda bir diğer meslektaşlardan daha az görüyorum. Neredeyse bir 10 yıl boyunca benim en yakın dostluğumdu. Bu tabii ki sona erdi. Anlaşamamak dostlukla bağdaşmaz. Bilimsel değerlendirmede ve kişisel ilişkideki bu değişiklikler benim hayatımdaki en ağır kaderlerdendi. Edmund Husserl. Edmund Husserl neyse ki 1938 yılında deportasyona uğramadan eceliyle vefat etti. Hastaydı. Çünkü Husserl'ın bazı Yahudi öğrencileri deporte edildi ve öldüler toplama kamplarında. Husserl eceliyle vefat etti. Heidegger cenazesine gitmedi. Hasta olduğunu söyledi. Başsağlığı mesajı göndermedi. Sonradan dul eşine yazıp özür diledi. Fakat Heidegger'le ilgili bu Husserl bağlamında çok önemli bir şey vardır. O da Sein und Zeit'ın, varlık ve zamanın 5. baskısından itibaren Heidegger'in baştaki cildin, kitabın başındaki Edmund Husserl'a yazdığı bir ithaf var. Onu kaldırması Heidegger'e bir suçlama olarak gelir literatürde. Fakat orada Heidegger'in suçu yok arkadaşlar. Asıl onun kaldırılmasını isteyen Heidegger değil. Kaldırılmasını isteyen Max Niemeyer. Sein und Zeit, biliyorsunuz Sein und Zeit önce Husserl'ın fenomenoloji yıllığında çıktı. Sein und Zeit bir kitap olarak yayınlanmadı. Heidegger'in 1927 yılında Husserl'den Freiburg'da boşalan kürsüyü alması için mutlaka yayın yapması gerekiyordu. O yayının yapılmasını sağlayan da yine Husserl'dı. Dedi ki ya şu yaptığın ne yazdıysan ver, onu ben bir yayınlayayım yıllıkta, o sayede benim kadromu alacaksın. Ve dikkat ederseniz Sein und Zeit'in 1. kısmı yayınlanmıştı. 2. kısmı yayınlanmadı. Bugüne kadar hala yayınlanmadı. Ve bu sayede Heidegger Freiburg'da Husserl'den boşalan kürsüyü aldı. Yani Sein und Zeit aslında bir dergi makalesidir. Öyle düşünün. Bir yıllıkta çıkan bir makaledir. Ve daha sonra Tübingen'deki Niemeyer yayın evinde yayınlandı. Ve 5. baskısından itibaren Husserl'e ithaf çıkarıldı. Nedeni Niemeyer yayın evinin sahibi Max Niemeyer'dir. Ve Heidegger'le ciddi bir çatışmaya giriyor. Heidegger çıkarmak istemiyor.
Sonunda, pazarlığın sonunda Heidegger diyor ki bir şartla, bunu çıkarmana izin veririm. O zaman kitabın 38. sayfasındaki dipnotu tutacaksın. Niemeyer de onu kabul ediyor. O dipnotta bakın ne yazıyor. Bugün hala kitap burada, hala 38. sayfadadır o dipnot. Heidegger'in dipnotu. Eğer elinizdeki bu araştırma nesnelerin kendisini ortaya çıkarmada birkaç adım ileri gittiyse, bunun yazarı, bunu öncelikli olarak yazarı Freiburg'daki öğrenim yıllarında yoğun kişisel yönetim ve fenomenolojik araştırmanın çeşitli alanlarda en serbest şekilde çalışmasını sağlayan Edmund Husserl'e borçludur. Hocasının hakkını bu şekilde verebiliyor Heidegger. Başka çaresi kalmıyor. Evet, Husserl'le ilgili şey biraz acıklı bir şekilde bitiyor ama yapılacak bir şey yok. Bazı Yahudi öğrenciler var. Heidegger'in Yahudi öğrencileri. Mesela 9 Kasım 1928 yılında karısı Elfriede'ye yazdığı bir mektupta en başarılı öğrencilerin elbette ki Yahudiler olduğunu yazıyor Heidegger. Hans Jonas, Heidegger'in en önemli öğrencilerinden biri, 1929'da Heidegger'i ziyaret ediyor. Siyonizm üzerine konuşuyorlar. Çünkü orada bir Siyonist toplantısı var. Hans Jonas'ın gittiği. Ve anılarında yazıyor Hans Jonas. Heidegger'in Siyonizmle alakası yok. Ne olduğunu dahi bilmiyor diyor. Tabii ki en önemli Yahudi öğrencisi Hannah Arendt. Ona yazdığı ciddi bir mektup var. Onu da geçen seneki kitabımda uzun uzadıya çevirmiştim. Fakat şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Heidegger'in en önemli öğrencileri Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Karl Löwit, Hans Jonas, bunların hiçbiri Heidegger'in antisemitizminden şikayetçi olmamıştır. Ernst Cassirer, o da Yahudi ve Davos'ta Heidegger'le çok ciddi bir tartışma yaşıyor biliyorsunuz. Ondan sonra Freiburg'da Heidegger'i ziyaret ediyor. Öldükten sonra karısı Toni Cassirer'in anılarında da Toni Cassirer yani hiç böyle Heidegger'in antisemit olduğuna da en ufak bir şeyleri olmadığını yazıyor. Eşi. Önemli bir figür Gertrud Jaspers. Jaspers'in eşi de Yahudi. Heidegger bir süre sonra tabii Jaspers'i ziyaret etmemeye başlıyor Heidelberg'de. Ona deniyor ki işte herhalde karısı Yahudi olduğu için. Ama bunu mektubunda yazıyor Heidegger. Mektupta diyor ki benim sizin evinize gelmememin nedeni orada bir Yahudi hanımefendi olduğu için değildir. Ben sizinle dostluğum bittikten sonra bir daha Heidelberg'e ayak basmadım. Onun için gelmedim. Gertrud Jaspers'le bir alakası yok çünkü defalarca gidiyor. Çok iyi bir dostlukları var biliyorsunuz uzunca bir süre. Jaspers'le Heidegger. Peki, dostluk ilişkilerini de bir tarafa bakıyoruz. Şimdi gelelim eserlere. Eserlerde ne oluyor, ne bitiyor, ne yazıyor? 1933-34 Güz döneminde Heidegger'in verdiği bir seminer var, bir alıştırma, bir Übung. Doğa, tarih ve devletin özü ve kavramı hakkında. Başlığı bu. Başlığı bu. Bu öğrenci protokollerine dayanan bir seminerdir. Her ne kadar Heidegger gördüyse de nihai redaksiyonu yapılmamış bir seminerdir. Orada Heidegger birkaç yerde Führer'e tabii ki atıfta bulunuyor. Rektörlük esnasında konuşmalarında falan tabii tam bir nasyonel sosyalist olarak konuşuyor. Ama antisemitizm ifadesi yok. Şimdi bakın bu eserde, bu seminerde ne yazıyor Heidegger? Ne söylüyor? Eğer halkın toprakta olmasını incelersek görürüz ki her halkın kendine ait bir toprağı vardır. Denizdeki, dağdaki ve ovadaki insanlar farklıdır. Tarihten öğrendiğimiz kadarıyla göçebeler çölün ve steplerin ıssızlığı tarafından belirlenmekle kalmamışlardır. Onlar aynı zamanda buldukları verimli ve işlenmiş toprakları çöle çevirerek terk ederler. Yine tarihin bize öğrettiğine göre toprağa bağlı insanlar el değmemiş yerlerden kendilerine bir vatan yaratmayı bilmişlerdir. Toprakla ilişki yani toprak hakimiyeti ve bir toprak tarafından belirlenmişlik bir halkın özüyle birlikte varlık tarzına aittir. Halkın ve toprağın karşılıklı olarak birbirine bağlı olduğunu gördük.
bir halkın doğa ve toprak hakkındaki özgün bilgisinden hareketle doğanın o halka kendisini nasıl gösterdiğinin tecrübesini edinebiliriz. Bizim Alman coğrafyamızın doğası bir Slav halkına kesinlikle bambaşka görünürdü. Ya da Semitik göçebelere belki de hiç görünmezdi. Buradaki bu Semitik göçebeler ifadesi Heidegger karşıtları tarafından yoğun bir şekilde kullanılır. İşte burada Yahudileri kastediyorum. Oysa Semitik göçebeler, yani Arap Yarımadası'nda bir sürü Sami ırkına ait göçebe kabileler vardı. Onların tamamını kastediyor büyük bir ihtimalle Heidegger. Doğrudan doğruya Yahudileri kastettiğini ben de sanmıyorum, doğrusunu isterseniz. Şimdi bakın, 1920'li yıllardan itibaren ders ve seminer vermeye başlıyor Heidegger. Genç bir doçent. Nadiren de olsa Yahudi, Yahudilik ve Yahudi topluluğu ifadelerini kullanıyor. Ancak bunların hiçbiri ırk veya kültür bağlamında kullanılmıyor. Musevilik ve Hristiyanlık bağlamında kullanılıyor. Örnek veriyorum. Musevi Hristiyan geleneği. Hristiyan Musevi Katolik. Musevi din felsefesi. Musevi monoteizmi. Musevi ortaçağ skolastiği. Romalılık, Musevilik ve Hristiyanlığın antik Grek felsefesini nasıl bozduğu, onu yazıyor. Luther'deki nesne kavramının Musevilik ve Hristiyanlıktaki anlamının karşılaştırılmasını yapıyor. Hep bu bağlamda, din bağlamında kullanıyor Heidegger. Fakat gelelim 1930'lu yıllara. Şimdi 1930'lu yılların ortalarından itibaren Heidegger'in düşüncesinde çok ciddi bir değişiklik var, bir değişim var. Bir defa burada Heidegger 1931 yılından itibaren 1970'li yıllara kadar not defterleri tutuyor. Felsefi not defterleri tutuyor. İşte bunlara kara defterler deniyor. Çünkü siyah bir muşambayla kaplı bu defterler. Bunların toplamı 34 adet. Ve bunlar yavaş yavaş yayınlanıyor. Hala da bitmedi. Şu ana kadar 7 cildi yayınlandı. Bütün eserlerinin 94'ten 102'ye kadarki şeyi bunlara bırakılmış vaziyette. Toplam sayfa sayısı 2700 bunların, kara defterlerin. Şimdi bir bu kara defterler var. Bir de bir şey daha var. O da bu dönemde yazdığı 7 tane çok önemli Abhandlung, yani felsefi araştırma. Bunların da sayfa sayısı 1700. Bu dönem Heidegger'in tarihsellik anlayışının değiştiği bir dönem. Heidegger, Sein und Zeit'te, varlık ve zamanda insan varlığının, yani var olmanın, yani Dasein'in tarihselliği olduğunu söylüyordu. Oysa 1935'ten, 36'dan itibaren varlığın tarihselliğinden bahsedecektir. İnsan değil, varlık ya da olmak, Sein. Ve Sein'deki bu i yerine Üpsilon kullanmaya başlayacaktır. Ve buna varlık tarihi diyecektir. Varlık tarihsel anlayış, varlık tarihsel felsefe Heidegger'in ikinci dönemdeki felsefesidir. Burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Önemli bir hermeneutik sorun var. O da şu. Kara defterlerin içinde Heidegger'in günlük olaylar, siyaset, tarih, felsefeyle ilgili şahsi fikirleri olduğu gibi aynı zamanda varlık tarihi düşüncesiyle ilgili de temellendirmeleri var. Ve bunlar iç içe girmiş vaziyette. Bunların iç içe girmesi sebebiyle bazı Heidegger yorumcuları aslında antisemitizmin Heidegger'in varlık tarihi görüşünün bir parçası, hatta temeli olduğunu iddia edebiliyor. Ben o düşüncede değilim. Bunu da temellendirmeye çalışacağım. Zaten iki kutba ayrılmış vaziyette Heidegger yorumcuları. Şimdi Heidegger'in bu tarihsellikten ne anladığını ikinci bir sözcüğü var. Onun da adı Ereignis. Ola gelme diye çeviriyorum ben bunu. Ola gelme hep olan bir şey, sürekli olan bir şey. Varlığın kendisini göstermesi ve geri çekmesiyle ilgili olan bir şey. Varlık
Batı düşünce, hep Batı düşüncesinden bahsediyoruz. Yani Çin'den, Min'den değil. Varlık kendisini belirli dönemlerde sunuyor, belirli dönemlerde saklıyor, gizliyor, geri çekiyor. Ne zaman sundu mesela? Heidegger'e göre Sokrates öncesi dönemde. Parmenides, Anaximandros ve Heraklitos biliyorsunuz Heidegger'in favorileri. Platon'dan itibaren varlık unutulmaya başladı. Varlık kendini geri çekince kendisini unutulmuşluk olarak göstermeye başladı. İşte bu sürecin adı Ereignis. Bu sürecin adı Ereignis. Şimdi bu dönemde varlık tarihi eserlerinin, Heidegger'in bu 7 cildin önce yayınlanmasını istiyor Heidegger. Ve kara defterleri en sona bırakmak istiyor. Yani bütün eserleri edisyonda bunları en son yayınlayın diyor. Nedeni şu, kendisi de bunu yazıyor. Yani bu varlık tarihi eserlerinin doğru anlaşılması lazım. Çünkü içi bir sürü ağdalı, korkunç, karanlık ifadelerle dolu. Doğru anlaşılmadığı takdirde belirli taraflara çekiştirilebilir. Nitekim bakın, Beiträge yani felsefeye katkılar, o ikinci Zeitungszeit denen eser, Heidegger'in 100. ölüm yıl dönümü 1989'da yayınlanıyor. Yani yazıldıktan 50 yıl sonra yayınlanıyor. 50 yıl sonra. Bu 7 kitap, bu varlık tarihi düşüncesindeki 7 kitap arkadaşlar, hepsi burada. Hepsini de didik didik ettiğime inanabilirsiniz. Yahudiliğe ve Museviliğe karşı tek bir ifade yok. Tek bir ifade yok. Bunların 1800 sayfası yayınlandı. İlk 6 cildi yayınlandı. Tek bir ifade yok. Musevi Hristiyan inanç geleneği bağlamında kullandığı şeyler var. Fakat bu kara defterler okunurken asıl kafa karışıklığına yol açan, bunların içeriğinde sadece felsefi görüşler değil, aynı zamanda işte günlük hayat da var. Siyaset, felsefe vesaire, üniversite, hep var bunlar. Hesaplaşmalar var. Yani bunları birbirine karıştırmadan okumak lazım. Yani bu münferiden yazılmış bir takım stereotip ifadeler var. Ama bunlar varlık tarihine dahil değil. Bunu iyi ayırmak lazım. Çok çok ciddi bir hermeneutik çalışma yapmak lazım. Şimdi varlık tarihi düşüncesi Heidegger'deki bu ola gelme düşüncesinden kaynaklanıyor ve hiçbir siyasal ya da ideolojik boyutu olmayan bir düşüncedir. Biz felsefe tarihçilerimiz spekülatif diyebileceğimiz bir düşünce biçimidir bu. Bana kalırsa Hegel'den sonraki en önemli spekülatif düşünür bence Heidegger'dir. Belki Schelling'den sonra. Yani o nedenle yani en büyük hata not defterlerindeki siyasal ifadelerin Martin Heidegger'in varlık tarihsel eserinin yorumuna temel oluşturacak şekilde ele alınmasıdır. Oysa düşünürün bu eserlerinde siyasal ifadelere hiç rastlanmaz diye yazıyor. Kim? Friedrich Wilhelm von Hermann. Friedrich Wilhelm von Hermann hala hayatta ve Heidegger'in son kişisel asistanıydı. Ve bana kalırsa hayattaki en önemli felsefe, en önemli Heidegger uzmanlarından biridir. Şimdi gelelim antisemit ifadelere. Gelelim antisemit. Bu 2700 sayfa içinde arkadaşlar. Kara defterlerden. Yani 7 ciltlik varlık tarihi felsefe araştırmalarını bir kenara koydum. Çünkü orada yok bir şey. Kara defterlerde var. Kara defterlerde var. Toplam 14 yerde var. Toplam 14 tane pasus var. Onları hepsini okuyacağım. Şimdi 1931 ile 38 yıllarını kapsayan ilk ciltte tek bir ifade yok. Tek bir ifade yok. Bütün bu yıllar boyunca verdiği dersler, yaptığı seminerler ve konuşmalarda hiçbir Yahudilik karşıtı ifade yok. Rektörlüğü esnasında ve daha sonra yaptığı bütün yazışma ve konuşmalarda nasyonal sosyalizm yanlısı pek çok ifadeyi kullanıyor Heidegger. Bir Führer'i övüyor falan filan. Fakat tek bir antisemit söz bulmak mümkün değil. Yani Yahudilik konusunun bir bütün olarak Heidegger'in felsefesinde önemli bir yeri olmadığının göstergesidir bu. Yok çünkü. Münferit bir şeyler var, şimdi okuyacağım size. Yani Yahudilik
Heidegger'in varlık tarihine ait bir tarih değildir. Çünkü varlık tarihi Batı düşüncesini Sokrates öncesi dönemden Nietzsche'ye kadarki süreyi kapsar. Yahudiliğin tarihi ise bundan eskidir. O nedenle Peter Trawney'nin, işte bu kara defterlerin editörünün varlık tarihsel antisemitizm ifadesi kendi içinde çelişkili bir ifadedir. Bu Peter Trawney, kara defterlerin editörü ve dünya çapında bir üne sahip oldu. Çünkü şöyle bir şey yaptı. Bütün eserlerindeki bu 100 cilt, Heidegger'in bütün eserlerinin editörleriyle yapılan bir sözleşme vardır. Bu sözleşmeye göre bir cildin editörü o ciltle ilgili bir yazı yazamaz. Bir yorumda bulunamaz. Bir kitap yazamaz. Oysa bu Peter Trawney denen adam ilk 3 ciltli yazar yazmaz bir kitap çıkardı. Heidegger'in antisemitizmiyle ilgili bir kitap çıkardı. Bestseller oldu. Acayip bir şekilde kullanıldı. Ah işte gördünüz mü Heidegger antisemitmiş, kara defterlerde bu bilgileri saklıyormuş meğerse diye özellikle Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da tabii ki günlük basında, bütün magazinlerde, televizyonlarda bu adam boyuna konuşmalar yapmaya başladı. Peter Trawney Ankara'ya geldi. Harun Hoca o toplantıda vardı. Benim çok ciddi bir tartışmam oldu kendisiyle. Yani böyle olmaz. Ama diğer taraftan Ortodoks Heideggerciler de adamın şahsına saldırmaya başladılar. İşte sen zaten beş para etmez bir adamsın, doçent bile olamadın, bu sayede zengin oldun falan filan diye şahsına saldırdılar. Bu da olmaz. Bu işleri serin kanlı bir şekilde, hermeneutik bir yöntemle, sağlıklı bir anlama yetisiyle iyi bir felsefe tarihçisi olarak irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Böyle ön yargılarla falan bu işler bence olmaz. Şimdi devam edelim. 1938-39'dan itibaren Heidegger'in klişeler ve stereotiplerle dolu antisemit ifadeleri kullandığını görüyoruz. Neden? Çünkü 39'da Almanya savaşa giriyor. Ve o yıllarda Joseph Goebbels'in kurguladığı o olağanüstü propaganda makinesine göre Hitler barış isteyen ama müttefiklerin boyuna reddettiği masum bir devlet adamı. Onları kışkırtanlar da hep Yahudiler. Aslında Heidegger 1938'e kadar çoktan nasyonel sosyalizmin gerçek yüzünü görüyor. Fakat sonuç itibariyle adam bir vatansever, milliyetçi bir adam Heidegger. Fakat Heidegger nasyonel sosyalizmin ırkçı söylemini sürekli olarak reddediyor. Irk düşüncesine karşı. Ama Heidegger'in biyografisi, İçinde işte doğup büyüdüğü, çıktığı o Katolik muhafazakar çevre, taşralı bir adam Martin Heidegger. Yani. Babası kilisede çalışan bir adam. Yani bilmiyorum gittiniz mi, ben gittim gördüm, ufacık bir köy. Allah'ın unuttuğu kara orman dağlarında bir yer yani şey, onun doğduğu yer. Ve bu antisemit söylemler 1900'den önce ve sonra Almanya'da hep yaygın. Çünkü Batı'nın burjuva toplumlarında el sanatları Yahudilere bırakılmıyordu. Yahudiler ticaretle uğraşmak zorundaydılar. Bakın 1860 yılında Berlin'deki 157 bankanın 106'sı Yahudilerin elinde. Hertie, Karstadt hepsi Yahudilerin. İşte küçük burjuva ve taşralı bir Katolik olan Heidegger bunlardan tabii ki etkileniyor. Tabii ki etkileniyor. Algısı değişmeye başlıyor. Şimdi mesela bu 14 tane pasus, ondan bahsedeceğiz. Bu 14 tane pasusu arkadaşlar alt alta yazdığınız zaman 3 sayfa tutmuyor. Toplam 3 sayfa tutmuyor. Ve Heidegger'in iki oğlu da Rusya cephesinde savaşta. Heidegger hangi gazeteleri okuyor? Völkische Beobachter der Alemanne. İkisi de sağcı, milliyetçi, nasyonel sosyalist eğilimli gazeteler. Bir de Diktat diye bir dergi okuyor. O da öyle. Bir tane radyo var. Tamamen Joseph Goebbels'in elinde propaganda makinesi. Yani şimdi doğru oturup doğru konuşmak lazım. Biz bugün sürekli olarak bir tane kanalı izlesek, işte hangi kanalı kastettiğimi tahmin edebilirsiniz. Bir iki tane gazeteyi sürekli olarak onları okusak ne hale geliriz? Ki bunları okuyanlar var. Yani sürekli bir indoktrinasyon söz konusu. Korkunç bir diktatörlük Nazi Almanya'sı. Bakın Heidegger ne yazıyor? Ve bu Nazi propagandasına göre
Heidegger'e göre vatanlarından çok uzakta savaşmalarının nedeni çocuklarının dünya Yahudiliği. Bakın ne yazıyor. Almanya'dan sürülmüş göçmenler tarafından kışkırtılan dünya Yahudiliği hiçbir yerde elle tutulamazken ve gücünü boyuna arttırırken hiçbir çarpışmada da yer almaz. Oysa bize düşen kendi halkımızın en iyilerinin en asil kanını feda etmektir. Bunu bir baba yazıyor Heidegger. Baba olarak yazıyor. Korkunç bir sansür var. Böyle bir ortamda yaşıyor o dönemde. Şimdi arkadaşlar, Heidegger'in Yahudilikten ne anladığını iyi irdelememiz gerekiyor. Heidegger'in yazılarında hep yeni çağ Yahudiliği ifadesi var. Yeni çağ Yahudiliği. Yeni çağ nedir? Bunu iyi irdelememiz gerekir. Heidegger yeni çağda neyi anlıyor? Yeni çağ Yahudiliği nedir? Şimdi burada felsefi arka plana geçmek zorundayız. Birkaç bir şeyi oldukça komprime sunmak durumundayım. Daha sonra anlaşılmazsa eğer soru cevapta açıklamaya çalışırım. Heidegger'e göre yeni çağdan beri yaşamakta olduğumuz çağı belirleyen şey şu. Aynen alıyorum. Her şey yapılmaktadır ve her şey yapılabilir. Bu anlayışa göre imkansız olan hiçbir şey yoktur. Her şey vücuda getirilebilir. İmkansız olan yegane şey imkansızın tasarımıdır. Yeni çağın başından beri geçerli olan bu anlayışa göre var olanın var olanlık tasarımı yapmak ve vücuda getirmek olarak görülüyor Heidegger'e göre. Bu tasarım varlığın varlığını özünde olmak olarak, yani olumlu bir şekilde sürdürmesi değil, olumsuz olarak sürdürmesi. Yani yapmalık olarak sürdürmesi anlamına geliyor. Yapmalık, Machenschaft. Machenschaft, Machen yapmak demek. Her şey yapılabilir. Her şey yapılabilir. Machbarkeit dediği. Her şey yapılabilir, her şey vücuda getirilebilir. Hiçbir şey imkansız değil. Heidegger'in düşüncesine göre yeni çağdan beri matematiksel olanın ön plana çıkması, hesap kitabının ön plana çıkması, rasyonalizm, teknik, teknolojinin artması, sanayileşme vesaire, bunlar hep yeni çağın ürünleri. Ve Heidegger diyor ki her şey yapılabilir. İşte bunun adı bir yapmalık uygarlığı. Ben buna yapmalık diye çevirdim. Machenschaft'ı. Machenschaft günlük dilde entrika demek Almanca'da. Entrika diye çevirebilir miyim bunu? Olmaz. Heidegger yapmalık terimini ilk kez 1930'lu yıllarda kullanıyor. Yapmalık varlığın olumsuz anlamda bir olma biçimi. Yapmalık teknik sayesinde vücuda getirmelerin ve yapıp etmelerin hakimiyeti demektir. Bu süreçte var olan ölçülebilir bir meta haline getirilmiştir. Bu anlayışa göre var olan kendisini teknik sayesinde hesaplanabilir bir yapmalık içinde göstermektedir. O artık yapılabilir, kullanılabilir, araçsallaştırılabilir ve tüketilebilir bir nesneden ibarettir. Yani var olan yapmalık için yapmalık olarak kullanılmaktadır. Yeni çağ insanının var olanla ilişkiye girmesinin en önemli özellikleri hesaplama, sürat ve kitlesel talep. Bunları Beiträge'de yazıyor Heidegger. Böylece yapmalık, ele geçirilebilirlik, yararlılık ve kullanılabilirlik ölçütlerinin var olan üzerindeki adıdır. Yapmalığın ikinci adı ne? Teknik. Teknik. Heidegger'in ünlü teknik yazısını hatırlayın. 30'lu yıllarda hazırlanıyor, 50'de konferansı veriyor, 54'te yayınlanıyor yanılmıyorsam. Tekniğin özünde yatan tüm var olanların, doğanın ve insanın kaynak olarak görülmesi ve yeryüzünün tamamının insan tarafından kullanılmak üzere zorla talep edilmesidir. Zorla talep edilmesidir. Bu talebin adı zorlamadır. Bu da Almanca'daki gestell. Almanca'daki stellen fiili, stellen talep etmek demek, zorlamak demek. Ve önüne bir prefiks getiriyor. G prefiksi onu toparlıyor. Gestell bütün zorlamaların kavramı haline getiriliyor.
Yani insan değil, teknik insanı ve doğayı, yani bütün yeryüzünü zorluyor. Ne için? Heidegger'in tekniği insanın yarattığı bir araç olarak değil de ona hükmeden bir kudret olarak görmesi ve bunu daha 1930'lardan itibaren dile getirmesi onun felsefesinin en ilginç konularından biridir. Ve bu düşüncesini sonraki yıllarda daha da çarpıcı bir biçimde ifade edecektir. Nitekim 1966'daki Spiegel interview'da ne diyor? Teknik özünde öyle bir şeydir ki insan ona hakim olamaz. Teknik özünde öyle bir şeydir ki insan ona hakim olamaz. Yani teknik insanın elinden çıkmış, insana hakim olan, insanı zorlayan bambaşka bir kudret. Mesela Hannah Arendt bu düşünceye hiç katılmıyor. Jaspers katılmıyor. Ama Heidegger'in geç devir dönemin en önemli düşüncelerinden bir tanesi bu. Bu şekilde teknik yeni çağ hakikatinin temel biçimi haline geliyor. Sürekli olarak var olana yoğunlaşan ve yegane işi onu araçsallaştırarak kullanmak olan bu düşünce biçiminde varlık geri çekilir ve kendini unutulmuşluk olarak gösterir. Vergessenheit. Bu durum var olanın varlık tarafından bırakılmışlığı anlamına gelir. Verlassenheit. Ki varlığın insan tarafından unutulmuşluğu, insanın bağlı olduğu ayağının altındaki toprağın kaybedilmesi demektir. Heidegger'e göre insanın varlığın yakınında kök salması ve varlıkla olan bağını koruması gerekirdi. Bu nedenle Heidegger insana varlığın çobanı diyor. Hatırlayın Hümanizm mektubunda. Yeni çağın insanı dünyayı tekniğin olanaklarıyla öylesine mahveder ki böylece insan varlık içindeki köklerinden kopar ve ondan uzaklaşır. Burada ortaya çıkan insan tipi var olanı koşulsuz bir şekilde hesaplanabilir, yönetilebilir olduğunu düşünen, otomatikleşmiş ve varlığa olan uzaklığından ötürü yabancılaşmış bir insan tipidir. Yapmalık ve teknik burada zirveye ulaşırken varlık bırakılmışlığı da gittikçe derinleşir. Ortaya çıkan devasalık artık varlığın temel özelliği olmuştur. Yani nicelik niteliğin yerine geçmiştir. İşte yeni çağ insanının özellikleri yapmalık, teknik ve devasalıktır. Birbiriyle özdeş olan yapmalık ve teknik devasalığı doğurur. Das Riesige dediği Heidegger'in. İşte burada bu ekskürzü yapmak zorundaydım. Nedenini anlayacaksınız. Bu bağlamda Heidegger'in Yahudilere yaptığı bir atıf kayda değer. Bakın ne yazıyor. Devasalığın en gözle görülmeyen çeşitlerinden biri, belki de en eskisi Yahudiliğin hesaplama, vurgun vurma ve karma karışık etmedeki katı maharetidir. 1939-41 arasındaki notların birinde de şöyle yazıyor. Yahudiliğin zaman zaman kudretini arttırmasının nedeni, öncelikli olarak yeni çağdaki gelişimiyle aslında boş bir rasyonalizm ve hesaplama yeteneğinin genişlemesini sağlayan bir başlangıç noktası sunmasında yatar. Bu sayede bunlar Geist'in gizli kalan karar bölgelerini kendiliğinden kavrayabilme yeteneğini elde edemeden onun içinde kendilerine yer edinmeyi başarmışlardır. Geleceğe ait kararlar ve sorular ne kadar köklü ve başlangıca ait olurlarsa bu ırk için o kadar ulaşılamaz olurlar. Irkı tırnak içinde yazıyor. Burada kastedilen yeni çağ insanının prototipi olan Yahudilerin boş rasyonalizmi ve hesaplama yetenekleri sebebiyle varlığa ait asıl karar alanlarının dışında kalmalarıdır. Heidegger ırk sözcüğünü tırnak içinde yazarak içinde yaşadığı dönemde bir ırk olarak görülen Yahudiler için kullanılan ifadeye bilerek atıfta bulunmaktadır. Şöyle yazıyor. Irk düşüncesiyle yaşam bir çeşit hesaplama olarak anlaşılan yetiştirilebilirlik biçimine sokulur. Yahudiler zaten çok uzun zamandır aşırı hesaplama yeteneklerini vurgulayarak ırk ilkesine göre yaşamaktalar. Bir ırkın yetiştirilmesine dair çalışma yaşamın kendisinden değil,
yaşamın yapmalık nedeniyle kudret sahibi olmasından kaynaklanır. Heidegger, Yahudi ırkının kapalı bir kültür olarak temel uğraşı alanın var olanlar ve onların boyuna hesaba kitaba dayalı bir biçimde kullanılması olduğunu düşünüyor. Yaptığı bu saptamaya göre Yahudilerin hep kapalı bir ırksal kültürel monopol olarak yaşamayı tercih etmelerinin nedeni kendilerini diğer kültürlere karşı kanıtlamak istemeleri değil, yeni çağın özelliği olan yapmalığın akıntısına kapılmış ve sürüklenmiş olmalarıdır. Yaşam ve kültür, Heidegger'e göre yapmalığa ait tipik fenomenlerdir. Bunların vurgulanması yalnızca metafiziğin derinleşmesine hizmet eder. Çünkü her ikisinde de söz konusu olan var olana bağlı yaşantıları sürdürmektir. Bakın ne yazıyor? Kudretin bir aracı olarak kültürü içselleştirmek, bununla kendini hakim kılmak ve üstünlük taslamak Yahudiliğe özgü bir tavırdır. Tekrar, kudretin bir aracı olarak kültürü içselleştirmek, bununla kendini hakim kılmak ve üstünlük taslamak Yahudiliğe özgü bir tavırdır. Heidegger, Yahudiler ve Katoliklerin özel bir eğilimle antropoloji ve sosyoloji ile ilgilendiklerini yazıyor. Psikanalizden bahsederken de Yahudi Freud ifadesini kullanıyor. Ve kara defterlerde psikanaliz, antropoloji, sosyolojiye karşı olağanüstü polemik ifadeler kullanıyor Heidegger. Şimdi dünya Yahudiliğinden ne anlayacak Heidegger? Umarım sıkılmadınız ya. Ne kadar zamanım var? Bir daha bir 15 dakikaya ihtiyacım var Çiğdem Hanım. Sesi kısmışım. Buyurun hocam, devam edebiliriz. Şimdi tüm dünyaya egemen durumdaki yapmalığa sebep olan ideolojiler Heidegger'e göre liberalizm, Amerikanizm, nasyonel sosyalizm ve bolşevizm. Heidegger bunlara niçin karşı ise dünya Yahudiliğine de aynı sebeplerden ötürü karşıdır. Ve kara defterlerdeki Yahudilik karşıtı satırlar bu bağlamda okunmalıdır. Nazi propagandasının etkisi altındaki Heidegger 1930'lu yıllarda dünya üzerinde gözle görülmeyen gizli bir Yahudi örgütü olduğunu ve bu örgütün dünya siyasetini yönlendirdiğini düşünmektedir. Hakikaten de Karl Jaspers'e yaptığı son ziyarette ama diyor şeyin onu almışım buraya. Dünyada Yahudilerin tehlikeli bir birliği var. Neden? Çünkü Hitler sürekli olarak Siyon protokollerini ön plana çıkarıyor. İşte Siyon protokolleri var, gizli örgüt dünyayı bunlar şey yapacaklar, boyunduruk altına alacaklar, bütün dünyayı ele geçirecekler falan. Siyon protokollerinin tarihsel bir gerçekliği olmadığı çoktan ispatlandı. Ama bunları kullandı Hitler ve Goebbels. Yani Jaspers'e yaptığı ziyaretin bir tanesinde Heidegger rektör olduktan sonra bir gün Heidelberg'e geliyor. Heidelberg'de Jaspers. Heidelberg'de bir konuşma yapıyor. Konuşmadan sonra yine Jaspers'in evine gidiyorlar. Orada kalacak. Ben o evi gördüm. Üst katta böyle çatıda küçük bir oda var. Heidegger orada kalıyor. Jaspers yukarıya çıkıyor. Ya bu Hitler işte ne biçim, ne kadar cahil, ilkel bir adam falan diyecekken Heidegger müstesni bir şekilde gülüyor, onu dinliyor. Diyor ki, bütün bunların ne önemi var? Onun olağanüstü güzel ellerini görmüyor musunuz? Jaspers bunu felsefi otobiyografisinde yazıyor. Aynı şekilde bu dünya örgütü olduğunu söylediği onu da yazıyor. Hepsi Jaspers'in otobiyografisinde var. Fakat Heidegger'e göre Yahudilik, liberalizm, Amerikanizm ve nasyonel sosyalizmden daha farklı bir yere sahip. Çünkü Yahudiler dünyanın dört bir yanına yayılmış olup topraksız, dolayısıyla vatansızdır. Topraksızlık ve vatansızlık yapmalığın ve varlık unutulmuşluğunun en önemli göstergeleridir. Vatan her zaman belirli bir toprak parçasına bağlılığı çağrıştırdığına göre bunun tersi tüm dünyaya egemen olan yapmalık uygarlığıdır. Bugün küreselleşme adı verilen sürece Heidegger'in 1930'lu yıllarda taktığı isim ne biliyor musunuz? Planetarizm. Planetarizm. Planetarizm küreselleşme demek. Dünyaya hakim olan bu süreç insanın vatanını kaybetmesine, köksüz kalmasına yol açar. Bu da başından beri Yahudiliğin temel özelliğidir.
Ve Heidegger bunu dünya uygarlığı, dünya Yahudiliği veya uluslararası Yahudilik ile aynı anlamda yorumlar. Dünya Yahudiliğinin en temel özelliği topraktan yoksun olmasıdır. Çünkü bu haliyle hiçbir şeye bağlı olmadan her şeyi kullanabilir. Bütün dünyaya yayılmış olan Yahudilerin bu özelliği Heidegger'in düşüncesinde çok etkilidir. Çünkü onları varlıkla olan bağını kaybetmiş bir insan topluluğu olarak görmektedir. Topraktan yoksun olmanın anlamı kökünden koparılmış olmak, köksüz olmak, bağsız olmaktır. Şöyle yazıyor Heidegger. Dünya Yahudiliğinin rolü sorusu bir ırk sorusu değil, metafizik bir sorudur. Ve bu soru öyle bir insan tipiyle alakalıdır ki, bu insan tamamen bağsız olmasıyla tüm var olanların varlıktan koparılmasını dünya tarihi için bir görev olarak üstlenebilir. Gerçekten de Heidegger'e göre dünya Yahudiliği vatanı olmadığı için yapmalık devrinde kudret sahibi olmak ve onu yaymak için hiçbir yerde, hiçbir toprakta görünmek zorunda değildir. Hiçbir yerde ele geçirilemeyen ifadesinin arkasında yatan budur. Her tarafta olan ama hiçbir yerde elle tutulup gözle görülemeyen topraktan yoksun bu düzenin adı yapmalıktır ve onun öncüsü olan Yahudiliğin temel özelliği yeni çağ insan tipinin hakikati olan boş rasyonalizm ve hesaplama yeteneğidir. Yahudiler tarih boyunca bu yetenekleri sayesinde dünya üzerindeki güçlerini arttırmışlardır ve yapmalığın gizli öncüsü olarak var olanı varlıktan uzaklaştırma görevini üstlenebilirler. Heidegger'e göre. Yahudileri dünyanın rasyonel bir şekilde sömürülmesini ve pazarlanmasını global biçimde yapanlar olarak kabul eden Heidegger, onları Avrupa'nın burjuva toplumlarında zorunlu olarak üstlendikleri ticari işlevleri nedeniyle bu görev için biçilmiş kaftan olarak görmektedir. Heidegger'in bu düşüncesi elbette bir spekülasyondan ibarettir. Heidegger burada bağımsızlığı metafizik anlamda, yani var olanlara takılıp kalması nedeniyle varlıkla olan bağını koparmış diye anlamaktadır. Tehlikeli olan insanlığın varlıkla olan bağının tümüyle kopması durumudur ki Yahudiler Heidegger'e göre dünya tarihinde böyle bir görevi üstlenerek bu sürecin ilk kurbanı olabilirler. Şimdi gittikçe daha kritik bir hal almaya başlıyor, farkındasınız. Heidegger bu özelliği nedeniyle Yahudiliği Katolikliğe benzetiyor. Kara defterlerde Hristiyanlıkla Museviliği sık sık yan yana getirmesinin nedeni de bu. Heidegger'e göre Romalılık, Musevilik ve Hristiyanlık başlangıç felsefesini, yani Grek felsefesini bütünüyle değiştirmiş ve bozmuştur. Defterlerde ise antik Grekliğin, Museviliğin ve Hristiyanlığın dışında kaldığını yazmaktadır. Musevi ve Hristiyan geleneğinde söz konusu olan peygamberlik kurumu antik çağdaki Greklerde yoktur. Heidegger'in bu konuya dair notu çok ilginç. Alıyorum aynen. Peygamberlik, tarihin kaderle ilgili olan kısmının savuşturulmasına yarayan bir yöntemdir. Kudreti istemenin bir aracıdır. Gerçek olan şu ki, büyük peygamberlerin Musevi olmaları hakkında ve buna dair gizemin üzerinde henüz düşünülmemiştir. Heidegger bu cümleden sonra bir paranteze şu notu düşer. Dikkat! Aynen alıyorum. Bu ifadenin, yani yukarıdaki ifadenin, antisemitizmle hiçbir ilgisi yoktur. Antisemitizm, Hristiyanların puta tapanlara karşı kanlı ve her şeyden önce kansız yaptıkları kadar ahmakça ve iğrençtir. Hristiyanlığın da antisemitizmi Hristiyan değil diye damgalaması onun kudret tekniğinin yüksek düzeyde rafine bir terbiyesine aittir. Heidegger yazıyor. Modern totaliter diktatörlük sistemleri Musevi Hristiyan monoteizminden doğarlar. Heidegger'e göre Hristiyanlığın tanrısı İsa, Yahudi Musevi dünyası içine doğmuştur ve bu yapmalık tarihinin başladığı sıfır noktasıdır. Bu gelenek Batı uygarlığının sonunda nihilizmin uç noktası olan totaliter diktatörlüğe evrilmiştir. Aynen şunu yazıyor. Hristiyan karşıtı, antikrist,
karşıtın özü itibariyle çıktığı ve karşı olduğu yere aittir. Yani Hristiyan'a. Hristiyan ise Yahudilikten çıkmıştır. Yahudilik Batı'nın Hristiyanlık çağında yani metafizikteki yıkımın ilkesidir. Heidegger'in gözünde metafiziğin temelindeki yıkıcı ilke rasyonel, matematiksel, hesaplayıcı düşünmedir. Benim çevirdiğim metafizik nedir? Kitapçığının son sözünde bu hesaplayıcı düşünceyle ilgili harika bir pasus var. 1,5-2 sayfa Heidegger'in olağanüstü güzeldir, tavsiye ederim. Temelini yaşamda ve kültürde yani teknikte ve organizasyonda bulan bu ilkeyi Heidegger Yahudilik ile eş anlamlı görür. Burada yine söz konusu olan Yahudi halkı ya da Yahudiler değil, Heidegger'in bir düşünce biçimine ve var olma tarzına atfettiği bir sıfattır. Bu sıfat ile Heidegger kendi düşünce yapısındaki stereotipi kullanmaktadır. Bunun en açık seçik örneklerinden biri şu ifadedir, aynen alıyorum. Ancak metafizik anlamdaki özlü Yahudilik tırnak içinde, Yahudiliğe karşı savaştığında tarihteki kendi kendini yok etmenin üst noktasına ulaşılmış demektir. Dikkat! İlk Yahudilik tırnak içinde, ikinci Yahudilik değil. Tekrar okuyorum. Ancak metafizik anlamdaki özlü Yahudilik, Yahudiliğe karşı savaştığında tarihteki kendi kendini yok etmenin üst noktasına ulaşılmış demektir. Bakın Heidegger ne demek istiyor. Burada Heidegger'in metafizik anlamdaki Yahudilikten anladığı teknoloji uygarlığı ve Musevilik Hristiyanlık tarafından belirlenmiş olan düşünce geleneğidir. Bu gelenek çağın en feci olayını yaşatmış ve kendini yok etme potansiyelini ortaya çıkarmıştır. Onun tırnak içine almadan yazdığı Yahudilikten anladığı ise toplama kamplarında imha edilen Yahudilerdir. Heidegger'in bir varlık tasarımı olarak anladığı ve yapmalık uygarlığının temelini oluşturan metafizik düşünce biçiminin geldiği en dip nokta budur. Kara defterlerde, Holokost'ta yaptığı yegane atıf da budur. Holokost'ta kurban giden Yahudileri bu sona götüren ise metafiziğin ve yapmalık uygarlığının en üst noktası olan nasyonel sosyalizmdir. Düşünürün başlangıçta umut bağladığı ideolojik politik hareket bir ölüm makinesine dönüşerek nihilizmin en uç noktasına ulaşmıştır. Çünkü Heidegger'e göre metafizik özünde nihilizmdir ve onu nihilizm yapan kudreti istemektir. Nasyonel sosyalizmin iktidarındaki teknoloji uygarlığında kudret istencinin geldiği yer ise toplama kamplarındaki toplu imhadır. Teknoloji uygarlığının ulaşacağı en son nokta kendi kendisini yok edeceği yerdir. Teknik ve onu yaratan metafizik düşünce geleneği en dip noktada kendi yaratıcısı olan insanı yok eden bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Ne var ki? Heidegger, ölüm makinesinin terimini savaştan sonra müttefiklerin Almanya'da yaptıklarıyla ilgili olarak kullanmaktadır. Heidegger'in bu ifadeleri haddinden fazla soğukkanlı olarak yazdığını görmekteyiz. Düşünürün savaş bittikten sonra nasyonel sosyalizm dönemindeki politik angajmanına dair kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadığını ve özür dilemediğini biliyoruz. Toplama kamplarında katledilen milyonlarca Yahudinin kaderine dair üzüntü duyduğunu ifade etmediği de biliniyor. Hatta Heidegger savaş sonrası Almanya'nın durumuyla ilgili şu ifadeyi kullanarak bu konuda ne kadar duyarsız olduğunu gösterir. Alıyorum aynen. Daha şimdiden farkına varılıyor ki Alman halkı ve ülkesi çoktan bir toplama kampı oldu bile. Dünyanın aslında şimdiye dek hiç görmediği ve görmeyi de istemediği bir toplama kampı. Yahudilerin toplu halde imha edildiği toplama kamplarına dair tek söz söylemeyen Martin Heidegger, savaştan sonra müttefiklerin Almanya'yı işgal etmesiyle ülkenin bütünüyle bir toplama kampına döndüğünü yazabilmekte. Şimdi bir şey daha kaldı. Taşları yerine oturtuyoruz yavaş yavaş. O da Heidegger'in nasyonel sosyalizm angajmanı. Neden böyle? Heidegger'in manevi dünyasının önemli özelliklerinden biri onun vatansever ve milliyetçi bir Alman yurttaşı olmasıdır. Alman halkını hem genel olarak Batı'nın hem de Katolikliğin, Yahudiliğin ve Bolşevikliğin karşısına koyar.
Fakat ilginç olan tarafı, metafiziğin aşılmasıyla ve yapmalık uygarlığının sona ermesiyle birlikte gelecek yeni başlangıç ya da onun kendi deyimiyle öteki başlangıç için örnek aldığı halk eski Germenler değil, Nazilerin yaptığı gibi, antik Grek dünyasıdır. Toprağa bağlılık ve köklülük konuları 1932 yılından itibaren Heidegger'in yazılarında görülmeye başlar. Düşünüre göre ancak toprağa bağlı olan bir halkın varlık ile bağı olabilir. Verdiği iki örnek Grekler ve Almanlardır. Bu iki ulus toprağa bağlılıklarından ve bunu içselleştirdiklerinden ötürü aynı zamanda birbirlerine de bağlıdırlar. Heidegger'e göre ilk başlangıç Sokrates öncesi dönemde Grekler tarafından yapılmıştı. Öteki başlangıç için öngördüğü ulus ise Almanlardır. İşte Nasyonel Sosyalistlerin 1933 yılında iktidarı ele geçirmesini Heidegger'in bir ümit ışığı olarak görmesinin nedeni o kararlı ve coşkulu ortamın havasında bu yeni başlangıcın hayalini kurmasıydı. Daha adil ve daha halkçı bir yönetim için Alman Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'ne üye oldu. Partide gördüğü olumsuzlukları birer detay olarak addetti ve onlara aldırmadı. Önemli olan partinin yeni bir devri başlatıyor olmasıydı. Heidegger yeni başlayan bu dönemin batıda varlık unutulmuşluğu olarak hüküm süren nihilizmi aşacağına inanıyordu. Bu başlangıcı yapabilecek halkın ise Alman ulusu olduğunu düşündü ve Nasyonel Sosyalizmin yarattığı coşkulu hareketin parçası olmaya karar verdi. Jaspers'e yaptığı bir açıklama giderken diyor ki, "Man muss sich einschalten, devreye girmek zorundayız." Fakat bu hareket kendi başına bırakıldığı takdirde karmaşa ve bulanıklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. O nedenle hareketin dışında kalmak istemedi ve partiye girdi. Partiye girmesinin nedeni tüm hareketi aydınlatmak ve açıklığa kavuşturmaktı. Bu hareketi yönlendirmek için bilime, ilime, wissen sahip olmak gerekiyordu. Bu nedenle Heidegger üniversite hocalarına hizmet verecek bir akademi kurmak istedi. Uzun yıllar sonra Heidegger ile ilgili tuttuğu notlara Jaspers'in şu cümleyi eklediğini görüyoruz. Aslında Heidegger'in filozof olarak amacı Führer'i eğitmekti. Evet, aslında Heidegger'in amacı Nasyonel Sosyalist ideolojinin en tepesindeki adamları eğitmekti. Bu kadar naifti Heidegger. Heidegger'in kara defterlerde bayağı Nasyonel Sosyalizm ve manevi Nasyonel Sosyalizm ayrımı yaptığını görüyoruz. Bayağı Nasyonel Sosyalizm, biyolojik ırkçı, şiddete başvuran bir ideolojiyken Heidegger'in ilk zamanlar saygı duyduğu manevi Nasyonel Sosyalizm, Batı uygarlığının kaderini değiştirecek hareketin adıydı. Nasyonel Sosyalizmin milli devrim olarak adlandırdığı süreç Heidegger'in gözünde öteki başlangıç idi. Milli devrimi gerçekleştirmek Heidegger'e göre Alman milletine Batı uygarlığının kaderini değiştirmesi için verilmiş bir görevdi. Heidegger kendini varlığın ortaya çıkmasını ve iş başına dönmesini sağlayan düşünür olarak görüyordu. Amaç metafiziğin hakimiyetine son vermek, varlığı egemen kılmak ve böylelikle egemen kılınan varlıktan çıkarak var olanın dönüşümünü sağlamaktı. Nihilizmin tecrübesini edinen Nietzsche gibi unutulmuşluğun tecrübesini edinmiş olan Heidegger'in varlık tarihi düşüncesi, varlık unutulmuşluğunu ve metafiziği aşmaya, yeni bir başlangıç yapmaya katkıda bulunmak amacındaydı. Nietzsche, nihilizmin aşılacağına neden inandıysa, Heidegger de varlık unutulmuşluğunun aşılacağına inanıyordu. Bu yeni başlangıcın sadece kendisi ve küçük bir elit tarafından gerçekleştirileceğine dair inancı tamdı. Tüm Batı felsefesi geleneğini ve etrafındaki herkesi reddetti. Yeni başlangıçta kabul ettiği tek bir kişi vardı, o da şair Hölderlin. Yeni başlangıcın şairi Hölderlin, düşünürü de Heidegger'in ta kendisiydi. Heidegger, bir yıl süren rektörlüğü esnasında bu hayallerinin hiçbirinin gerçekleşemeyeceğini gördü. Hata yaptığını kabul eden düşünür, üniversiteyi reformla kendini yenileme gücü olmamakla, Hitler'in 3. krallığını Almanlık konusunda yeni hiçbir şey üretememekle
Ve nihayet nasyonel sosyalizmin kültür politikalarını yeni başlangıçla ilgili hiçbir şey yapmamakla ve onun yerine halkı kontrol altına almaya çalışmakla suçladı. Bu hayal kırıklığı ile Heidegger, nasyonel sosyalizmin sarhoşluğundan ayıldıktan sonra bu dönemi yapmalığın yeni bir hali, yeni bir tarzı olarak görmeye ve onun öteki başlangıca geçmek için zorunlu bir evre olduğunu düşünmeye başladı. Deftere düştüğü bir notta Heidegger bu zorunluluğu düşünürce nedenlerden ötürü kabul ettiğini yazar. Heidegger'e göre nasyonel sosyalizm yeni çağın en radikal bir şekilde tamamlanmasıdır. Nasyonel sosyalizm bu haliyle yeni bir başlangıç olamayacağına göre ancak yapmalığın zorunlu olarak ortaya çıkan zirve halidir. Bütün bu düşünceler arasında Heidegger'in değişmeyen fikri yeni bir başlangıcın ancak Alman ulusu tarafından yapılabileceğidir. Onun milliyetçi vatanseverliği bütün bu yıllarda değişmeyen tek özelliği olarak kalmıştır. Evet, şimdi sonuna geliyorum. Peki Heidegger'in antisemitizmi ne? Heidegger'in Yahudilere yönelttiği eleştirileri, Heidegger'in Yahudilere yönelttiği eleştirilerde antisemit tonların olduğu kesindir. Ama bu eleştirilerin uygarlığa yönelik eleştiriler bağlamında olduğu ve Nazilerin biyolojik politik imha programlarıyla ve ırkçılıklarıyla ortak hiçbir yanı olmadığı vurgulanmalıdır. Heidegger bir ırkçı değildi. Heidegger gibi bir filozofun siyaset konusunda özellikle antisemitizme giren bağlamlarda bazı ifadeleri nasıl kullandığına şaşmamak elde değildir. Felsefe metinlerindeki çözümlemeleri ve müzakereleri ne kadar derin ve ne kadar gerçekse antisemitizme ilişkin ifadeleri de o kadar sığ ve şaşırtıcıdır. Bu ifadeleri yok saymak mümkün değildir. Ama yaşanan dönemin koşulları içinde devrin manevi psikolojik durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmeleri gerekir. Yani bir düşünür olarak Heidegger hem biyografisinin gereği hem de felsefe tarihi açısından içinde yaşadığı çağdan koparılmış bir şekilde ele alınamaz. Kara defterlerin yayınlanmasıyla birlikte bazı yorumcular Heidegger'in bir takım ifadelerinden ötürü onun felsefi düşüncesinde çok derinlere inen bir antisemitizm damarı olduğunu iddia etmeye başladılar. Ve onun varlık tarihi düşüncesini antisemitizm ile bir araya getirdiler. Buna da varlık tarihsel antisemitizm, metafizik antisemitizm ya da emergent antisemitizm gibi isimler koydular. Bu yorumculara göre Heidegger'in nasyonel sosyalizmdeki angajmanını bugüne kadar değerlendirenler eksik bilgilere sahipti. Oysa şimdi defterlerin yayınlanmasıyla birlikte Heidegger'in varlık ve zaman da dahil olmak üzere tüm eserleri, yani bütünüyle felsefi düşüncesi, özellikle geç devir varlık tarihsel eserleri yeniden okunmalıdır. Bu yorumculardan bazıları Heidegger'in tescilli bir antisemit olduğunu ortaya çıktığını, bu nedenle kitaplarının kütüphanelerden çıkarılmasını, düşüncelerinin de üniversitelerde ders olarak okutulmamasını önerdi. Bu eleştirmenlere göre felsefi notlarının yayınlanmasıyla birlikte artık Heidegger'in romantik taşra masumiyeti ortadan kalkmıştır. Toprağa bağlılık, kan toprak düşünceleri yeniden düşünülmeli ve Heidegger vakası toptan ve yeni baştan ele alınmalıdır. Oysa bu yorumcuların yanıt veremedikleri en önemli soru, Heidegger'in kara defterlerinde neden bu kadar az antisemit ifade olduğu sorusudur. 2700 sayfa, neden 14 tane sadece? Neden bu kadar az antisemit ifade var? Hele hele o 7 cilt 1700 sayfada hiç yok. Neden? Heidegger madem ki saklamıştır, o halde 10 yıllara yayılan bu notlarda daha fazla antisemit ifade olması gerekmez miydi? Bu soruya en iyi yanıtı bütün eserlerin editörlerinden biri olan Klaus Held verir. Klaus Held'i ben tanıdım. Ben üniversite öğrenciyken bizim üniversitede bir kürsü boşaldı. Gelip o kürsüyü almak için aday hocaların konferans vermesi gerekirdi. Orada mükemmel bir Fichte konferansı vermişti. Çok mükemmel bir felsefe araştırmacısıdır. Çok da güzel Heidegger ve fenomenoloji kitapları var. Bakın ne yazıyor Klaus Held. Soru şu, neden bu kadar az antisemitizm? Çünkü Heidegger'in varlık tarihsel düşüncesinin tutarlılığı, sürekliliği için antisemitizme ihtiyacı yoktur.
1930'lu ve 40'lı yıllarda yazdığı Ola Gelme hakkındaki metinlerin gösterdiği üzere, ki bunlarda hiçbir antisemit ifade yoktur, bu gibi ifadelerin olmamasını yaratacağı düşünsel bir boşluk söz konusu değildir. Kaldı ki Heidegger'in genel olarak Hristiyanlığa ve özel olarak da Katolikliğe yaptığı eleştiriler çok daha serttir. Böylece Heidegger literatüründe iki kutup oluşmuştur. Bir, Heidegger'in siyasal angajmanı, söylemi ve antisemit ifadeleri nedeniyle onu radikal bir şekilde reddedenler. Ve iki, bu eleştirileri kabul etmeyen ve düşünüre toz kondurmayan katı Heidegger'ciler. Heidegger'e dair yapılan, yayın yapan popüler basın, günlük gazeteler, haftalık aylık dergiler ve magazinler, bunların ilkinde yer alarak kutuplaşmanın daha da keskinleşmesine katkıda bulunmaktadır. Unutmamak gerekir ki, Kara Defterler'in yayınlanması henüz tamamlanmamış olup, şu ana kadar yayınlanan 7 cildin felsefi anlamdaki içerikleri araştırılmak yerine, sanki bu felsefi notlarda sadece antisemitizm varmış gibi bir izlenim yaratmak çok da haklı bir tavır olarak görünmemektedir. Felsefi anlamda önemli olan bu defterlerde yazılanların, düşünürün aynı dönemde kaleme aldığı varlık tarihi düşüncesine ne ölçüde katkıda bulunduğunu araştırmak, ve bu içeriklerin genel olarak Heidegger'in düşüncesi içinde bir yenilik yaratıp yaratmadığını ortaya koymaktır. Fakat bunun yapılabilmesi için daha nesnel ve tarafsız, Heidegger'in yazdıklarına itidalli olarak yaklaşan, erken infazlardan kaçınan, ayrıntılı ve farklı sorular sormayı bilen, farklılıkları ayrıntılarıyla vurgulayan, nesnel yorum yapılmasını isteyen, yorumlamaların hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan, farklı okuma biçimleri olduğunu dile getiren seslere ihtiyaç vardır. Heidegger'in kendi düşüncelerini bir eser olarak değil, yol olarak tanımladığı bilinir. Nitekim eserlerinin bazılarının başlığında yol sözcüğünü kullanır. Örneğin orman yolları, dile doğru yolda olmak, tarla yolu, yol işaretleri gibi. Kara defterler, Heidegger'in 1930'lu yılların başından itibaren tuttuğu felsefi not defterlerin ismi olup bu yolda bıraktığı sayısız izleri ifade etmektedir. Buradaki ifadeler Heidegger'in rektörlük dönemi ve nasyonel sosyalist ideolojiyle hesaplaşmasının önemli tanıklarıdır. Ancak bu defterlerdeki üslup çok zaman karmaşık, çok anlamlı, karanlık ve ağdalı ifadelerle doludur ki bunların da bazıları yıllar içinde birbiriyle çelişir. Belli ki Heidegger, ana düşünme yolundan bazı tali yollara sapmış, bazen de çıkmaz sokaklara girmiştir. Düşünürce deney yapmaktadır. Bu deneylerin başarısı garanti olmasa bile. Kara defterlerin doğru anlaşılması, Heidegger'in düşünürken kat ettiği yolun bütün duraklarını doğru anlamaktan geçer. Bu bütün içinde metafizik, ola gelme, varlık unutulmuşluğu, teknik ve yapmalık gibi ana problem alanlarını bilmek ve düşüncelerin gelişimini, dönüşümünü takip etmek gerekir. Bunu yapmak yerine düşünürün 35 bin sayfa tutan felsefi eserinin içinden birkaç cümleyi cımbızla dışarı çekmek ve sonra da bunun içeriğini Heidegger'in tüm düşünce yoluna mal etmek hem hermeneutik bir sorun anlamına gelir hem de Heidegger formatındaki bir düşünüre haksızlık etmektir. Önemli olan bir yandan Heidegger'in nasyonel sosyalizmi ve antisemitizmi üzerine yapılan tartışmaları sürdürürken, diğer yandan onun zengin felsefi düşüncelerini doğru anlamak, yorumlamak ve bunlar üzerinde felsefi tartışmaları da yapabilmektir. Heidegger'in bütün eserlerinin yayınlanması henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanmadığı gibi bugüne kadar uygulanan yayın stratejisi de eleştirilmekte ve sağlıklı bir felsefi, bilimsel çalışma yapabilmek için eleştirel bir edisyona ihtiyaç duyulmaktadır. Düşünürün 10 yıllara yayılan geniş kapsamlı eseri hakkındaki çalışmaların daha uzun yıllar alacağı anlaşılmaktadır. Heidegger'in felsefi düşüncelerini bir bütün olarak görmek, yürüdüğü yolun tamamına vakıf olmak, ve bu yolda attığı tüm ileri geri adımları takip etmek felsefecilerin ve felsefe tarihçilerinin işidir. Onun düşünceleri Batı felsefesine mal olmuştur ve bu düşünce geleneğinin büyük isimleri üzerindeki çalışmalar nasıl yüzyıllardır sürdürülüyorsa, Heidegger araştırmaları da bu şekilde devam edecektir. Heidegger hakkındaki felsefi araştırmalarda düşünürün eserlerini kütüphanelerden atmak isteyenler olduğu kadar, onu Batı felsefesinin en büyükleri arasında sayan, Kant ya da Hegel ile eşit düzeyde gören yazarlar da vardır. Sırf bu gerçek bile Heidegger hakkında nihai bir yargıda bulunmanın
ne denli güç olduğunu göstermek bakımından yeterlidir. Heidegger'in eserine tarafsız bir gözle bakmak ve ön yargısız yaklaşmak demek, önce onu doğru anlamaya çalışmak demektir. Bu yaklaşım sağlıklı bir felsefi tavrı gerektirir. Böyle bir tavır, düşünürün yazdığı satırların sınırlarını aşan yorumlardan ve erken yargılamalardan kaçınmak zorundadır. Ancak böyle bir durumda Heidegger'in eseri hakkında felsefi bir tartışmayı sürdürmek mümkün olacaktır. Bu tavır eleştiri yapmaya karşı değildir. Felsefi düşünce sorgulayıcı ve eleştireldir. Bir felsefe tarihçisinin yaklaşımı da pekala eleştirel olabilir. Ancak gerçek olan ve unutulmaması gereken nokta, Heidegger'in eserinin bütünüyle ilgili araştırmaların henüz başlangıç safhasında olduğudur. Ben böyle düşünüyorum. Heidegger'in eserinin bütünüyle ilgili araştırmaların henüz başlangıç safhasında olduğunu düşünüyorum. Onun için de erken yargılardan uzak durmak, daha çalışmaları derinleştirmek gerekir. Umarım çok uzatmamışımdır, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. Zihninize sağlık, yüreğinize sağlık. Oldukça kapsamlı bilgiler veren ve farklı bağlamlarda da değerlendirmeyi olanaklı kılan bir sunumdu. Evet, sorulara geçebiliriz hocalarım, katılımcılar. YouTube üzerinden de yine yönlendirilecek sorular bize. Var mı sorusu olan, soruları olan? Sidem Hanım, ben sözü almak istiyorum. Buyurun hocam. Öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok derinlemesine bir araştırma ve sunuydu. Son zamanlarda dinlediğim en zevk aldığım, böyle sonuna kadar böyle heyecanla beklediğim bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi son sözlerinden şu anlaşılıyor. Daha 100 yılda Heidegger'i konuşacağız. Yani bir başlangıçtayız. Ben şunu gördüm okumalarımda. Özellikle Fransız Yahudi kökenli Heidegger çalışanları çok Heidegger politik okuyor ve hemen o sizin dediğiniz birinci tarafta radikal bir biçimde yasaklayalım, kitaplarını okumayalım, işte çıkartalım gibi. Acaba Heidegger'in felsefesini anlamak istemiyorlar mı? Yoksa özellikle mi böyle bir okuma yapıyorlar? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Hem sorunuz için hem de güzel sözleriniz için Kadir Hocam. Şimdi aslında biliyorsunuz Heidegger 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da değil, önce Fransa'da yeniden ortaya çıktı, yeniden tanındı. Fransız şairlerle birlikte, Fransız düşünürlerle birlikte, Jean-Paul Sartre'la iletişimi vardı biliyorsunuz. Aslında Fransızların çok önemli bir Heidegger damarı var. Fakat bu sonradan değişti. Burada önemli bir şey, yanılmıyorsam 1980'li yılların başındaydı. Fransa'da öğrenim gören bir Şilili öğrenci Victor Farias. Victor Farias'ın Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm başlıklı bir kitabı çıktı. Orada çok ciddi saldırılar oldu Heidegger'e. Mesela Hans Georg Gadamer'in bir yorumu oldu bu kitapla ilgili yıllar sonra. Tam bir felaket diye. Tam bir felaket. Ama hangi anlamda? Yani Heidegger'i yerin dibine sokan anlamında değil. Tamamen yanlış ifadeler ve yanlış temelsiz, mesnetsiz suçlamalarla ötürü tam bir felaket ifadesi var. Ondan sonra ama asıl suçlama Emmanuel Faye yapıyor. Emmanuel Faye adında bir yazar daha var. Bunlar epey bir arşiv araştırması da yapıyorlar. Onun yanında bir de İtalyan bayan var, Donatella di Cesare. Onun da epey bir yayını var. Şimdi bunlara karşı tabii ki bir cephe de oluştu. Yani bu arada özellikle Friedrich Wilhelm von Hermann cephesi yine bir İtalyanla birlikte, Francesco Alfieri ile birlikte bu Peter Trani'nin yazdıklarına karşı bir kitap çıkardılar. Ve neden yanlış okuduğunu, nasıl okunması gerektiğini açıklayacak şekilde. Yani Fransa'da neden daha çok bu şey var? Hakikaten bilmiyorum. Aslında öyle beklemiyordum. Çünkü Heidegger'in ilk rahat konuşabildiği yer
Fransa oldu. Savaştan sonra. İlk yeniden yavaş yavaş sahneye çıktığı, kürsüye çıktığı yer Fransa'ydı. Fakat zaman içinde bu değişti. Fransa'da biraz daha radikaller. Bir ihtimal orada yani belki Yahudi lobisinin de şeyi etkisi olabilir. İnanın bilmiyorum. Onu yani Fransa'daki felsefi gelişmeleri daha iyi bilen bir meslektaşa sormak lazım Kadir Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Diğer arkadaşlardan sorular alalım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sesim duyuluyor mu? Cengiz'im ben. Yusuf Hocam, benimki biraz varsayımsal olacak. Heidegger'in bu Yahudi'ye ilişkin olumsuz sözleri az sayıda dediniz siz. Yani cımbızla seçilebilecek miktarda. Şayet bu daha fazla olsaydı, yani baskın bir şekilde, çok daha açık bir şekilde o yönde görüşleri olsaydı, bu bizim onun felsefi görüşlerine ilişkin tutumumuzu değiştirecek miydi? Ya da o zaman örneğin, o zaman kitapların okutulmasını vesaire sakıncalı bulmalı mıydık? Ya da bunun yanında şöyle bir şey de sormak belki uygun olacak. Heidegger'in şu andaki felsefesi, yani insana bakışı vesaire, o antisemitizme, gerçekten yoğun bir antisemitizme izin veriyor mu? İkisini aynı anda yapabilir miydi? Böyle bir soru soruyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayır, bence Heidegger'de ben yoğun bir antisemitizm görmüyorum. Ben Heidegger'deki antisemitizmin, şimdi yanlış anlaşılmasın ama, oldukça naif, hele hele böyle 30'lu yıllarda, 20'li 30'lu yıllarda, ne bileyim, sokaktaki bir adamın kafasındaki klişelerden ve stereotiplerden oluşan bir antisemitizm olduğunu düşünüyorum. Üzerinde düşünülmüş böyle bir antisemitizm olduğunu düşünmüyorum. Heidegger'in kafasındaki problem yeni çağ insanı problemidir. Heidegger'in problemi metafiziktir. Yani yeni çağ metafiziğin en üst noktaya çıkmaya başladığı dönemdir. Bugüne kadar da hala devam ediyor. Heidegger işte en yüksek noktasında nasyonel sosyalizmde buluyor. Tekniğin artmasıyla vesaire. Heidegger'in daha fazla antisemit ifade olsaydı ki belki de çıkacak bir şeyler bilmiyoruz Cengiz Bey. Daha yayınlanmayan eserler var. Belki de çıkacak. Çıksa da Heidegger'in yani varlık ve zamandaki fenomenolojik araştırması, Dasein analizi, yani bu olağanüstü bir eser, varlık ve zaman. Yani ben şeyi hatırlıyorum, Emmanuel Levinas, işte bir numaralı bir filozof ve bir Yahudi, yani Alman toprağına ayak basmamaya yemin etmiş bir Yahudi, hakikaten de öyle. Yani benim katıldığım bir toplantıda dedi ki varlık ve zaman, eğer felsefe tarihinde üç tane büyük eser varsa, biri saf aklın kritiği Kant, biri fenomenologi des Geistes Hegel, üçüncüsü de varlık ve zaman Heidegger'dir dedi. Yani Heidegger'in felsefi eseri felsefi eserdir. Ve 1935'lerden itibaren ki o ola gelme düşüncesi, spekülatif düşüncesi son derece derin bir felsefi eserdir. Ve yaşadığımız çağı ve kültürü bambaşka bir açıdan ele alan bir düşüncedir. O nedenle Heidegger cehaletinden, geldisinden, taşralılığından, koyu katolikliğinden, ki sonra ondan da kopuyor biliyorsunuz, bundan ötürü antisemit olmuş olabilir ve sert ifadeler kullanmış da olabilir. Ama Heidegger'in felsefesi bence derinliğini ve değerini her zaman koruyacaktır. Teşekkür ediyorum hocam. Ben söz alabilir miyim? Buyurun Ahmet hocam. Merhabalar. Hocam öncelikle teşekkür ederiz sunum için. Doğrusu beni hem şaşırtan hem de şaşırtmayan bir sunum oldu. Onu önce belirteyim. Yani ben Heidegger'i o kadar naif bulmuyorum sizin çizdiğiniz kadar. Taşralı bulmuyorum. Efendim Naziliğin propagandasına bu kadar kolay
kapılmış ve bir takım antisemitik ifadeler kullanmış olduğunu düşünmüyorum. Yani önce bunu belirteyim. Fakat ben Heidegger'in eserlerini de ciddiye alıyorum. Yani onları işte kütüphanelerden atıp efendim yasaklayalım falan düşünce şeylerine de propagandalarına da kapılmıyorum. Çünkü ben kendim Heidegger okuyorum. Ve onun bir Nazi olduğunu bilerek okuyorum. Onu bir Nazi olarak bilerek okumakla ve ciddiye alarak okumakla sizin çizdiğiniz bir taraftan işte onu kütüphanelerden atalım, bir taraftan da düşüncesini ayrı değerlendirelim türü iki alternatife, üçüncü bir alternatif ortaya çıkıyor ya da çıkıyor mu? Benim size sorum burada bu çerçevede olacak. Fakat bu soruyu biraz açmak da gerekiyor. Şimdi siz Heidegger'in Fransa'da savaş sonrası işte sahne aldığından bahsettiniz. Ve orada işte Farias'ın kitabından bahsettiniz. Amerika'da daha önceden Richard Wolin'in kitabı vardı biliyorsunuzdur. Heidegger, evet. Ondan sonra işte kara defterlerle tekrar başlayan bir Heidegger üzerine tartışma başladı. Bunu dönem dönem ayırabiliriz. İşte Amerika'daki tartışmayı, Fransa'daki Farias'ın kitabıyla tartışmayı ve şimdi kara defterler üzerinden başlayan tartışmayı. Bunlar aşağı yukarı aynı şey etrafında dönüyor ama. Bu aynı şeyin ekseninden çıkmak için siz dediniz ki işte Fransızlar biraz galiba işte Yahudi lobisi çerçevesinde bu tür Heidegger'e ithamlar, akıl almaz ithamlar yapıyor. Ki gerçekten Farias'ın kitabı kötü bir kitap. Bunu kabul etmek lazım. Ama bunun dışında işte sizin de örnek verdiğiniz başka Yahudiler de var. Örneğin Levinas, örneğin Derrida. Derrida çok ciddiye alır. Hatta Farias'ın kitabı yayınlandığında İngilizceye Off Script diye çevrilen muhteşem bir kitap da yazmıştır. Burada şunu demeye getirir. Yani Heidegger'in Nazi olup olmaması o kadar önemli değildir. Oradaki o ruhta ne vardır? Biz ona bakalım. Bu ruha hani bu da ayrıntılıdır ama benim sorum şu çerçevede gelişecek. Şimdi yine Derrida felsefi milletler ve milliyetçiliklerden bahseden henüz yayınlanmamış, parça parça yayınlanmış bir semineri vardır. Bu seminerde işte sizin de bahsettiğiniz Fichte'yi örnek verir mesela. Fichte'nin hani bir felsefi sistemi vardır. Ama bir de Alman ulusuna hitabı vardır. Bu da felsefi bir hitaptır. Ama aynı zamanda milliyetçi de bir hitaptır. Dolayısıyla sorum, bir felsefede Heidegger'in düşüncesinde siz dediniz ki işte Yahudileri aslında metafiziksel bir evrene yerleştirerek yeni çağın insanının bir prototipi görüyordu ve onları değerlendirirken de varlıktan yoksun olduklarını düşünüyordu dediniz. Bu çerçevede iki ayaklı bir soru soracağım. Varlıktan yoksun olanlara ne yapacağız? Bunları efendim gaz odalarına mı göndereceğiz? Sorun bu. İkincisi, felsefi milletler ve milliyetçilikler yok mudur? Örneğin Heidegger'in düşüncesini siz vatansever olmaya bağladınız, milliyetçi olmaya bağladınız. Bu varlık ve zamanda da bu yok mudur? Bunu efendim illaki işte Romalılık, Latinlik, efendim bunun varlığın unutulmasına etki sağlaması açısından değerlendirilmesi, ki bu aynı zamanda döneminin Fransa'sına da onun Latinliğine de karşı çıkmak anlamına gelir. Aynı zamanda. Yani Avrupa Birliği'ndeki şu andaki iki büyük bölünmede Fransa ekseniyle Alman ekseninin felsefi olarak da temellendirilmesi anlamına gelir. Ki aynı zamanda filhenenizm anlamına gelir. Siz de bahsettiniz. İşte Plato öncesi Helen uygarlığını yücelttiğinden bahsettiniz. Irk olarak düşünürsek o çerçevede bir ırkı yüceltirken tahayyül, muhayyel bir ırkı, şimdi kullanılan anlamda icat edilmiş bir geleneği ya da muhayyel bir cemaati yüceltirken başka bir tarihsel, mesela Roma dönemini kapı dışarı etmesi anlamına da gelir. Efendim bu çerçevede Heidegger'in düşüncesinde varlık zamanında Hölderlin şiirleri okumasında, mesela Germania'da
biz milliyetçilik bulabilir miyiz? Bulursak sizin çizdiğiniz naif Heidegger yorumu nereye gider? Gerçekten felsefe, mesela Kant'ta ırkçılık bulabilir miyiz? Hegel'de ırkçılık bulabilir, düşüncesinde, şeyde, saf aklın eleştirisinde ya da yargı gücünün eleştirisinde biliyoruz, orada Yeni Zelandalı yerlilerden bahseder, aşağılayarak bahseder. Efendim, onların yüzlerini dövmelediklerinden bahseder. Bütün bunları felsefe diye kabul mü edeceğiz? Yoksa ya da varlıktan yoksun olanları gerçekten ne yapacağız? Benim sorum bu çerçevede. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim katkınız için. Heidegger'in size 14 tane pasusun hepsini okudum. Bunun bir tanesinde özellikle Hocam okuduğunuz şeyleri ben şöyle söyleyeyim, sizin gibi naif çerçeveye değerlendirmiyorum. Onları gerçekten antisemitik olarak değerlendiriyorum. Burada yani tavizsizim. Ayrıca şu soruyu da sorayım madem. Neden Heidegger çerçevesinde tartışmalar Nazi mi değil miydi çerçevesinde şey yaparken, değerlendirirken sizin başlığınız Heidegger antisemit miydi? Bu da önemli bir bence nüans. Yani neden antisemitliği üzerinden gittiniz? Naziliği üzerinden gitmediniz? Bu önemli bir nüans benim açımdan. Şimdi ben eğer başlığı Heidegger bir Nazi miydi diye koysaydım, bu doğru bir başlık olmazdı. Çünkü Heidegger bir defa Nazi Partisi'nin üyesiydi. Yani Heidegger'in bir Nazi olduğuna bir şüphe yok ki. Adam Nazi Partisi üyesi ve savaşın sonuna kadar da üye olarak kalıyor. Partinin üyesi olarak kalıyor. Çıkması zaten mümkün değil. Nazi Partisi üyesi olup da antisemit olmayan bir sürü insan var. Yani o dönemdeki felsefe profesörlerinin bir listesi var. Hangisi, hangi Nazi öğretim üyeleri birliğinin üyesi, hangisi hangi derneğin üyesi vesaire. Yani bunların hepsinin bir listesi var. Bunların önemli bir kısmı antisemit değildi. O nedenle ama Heidegger'in antisemit olup olmadığına dair tartışma sürüyor bugünkü Heidegger araştırmacıları arasında. Ve iki tane çok önemli kutup olduğunu söyledim. Biri evet, biri de hayır diyor. Bir grup daha var. Onlar biraz daha temkinli bana kalırsa, ki onların bazılarından alıntılar yaptım. Bu konudaki okumaların düzgün yapılması gerektiğini, ön yargısız yaklaşılması gerektiğini. Çünkü Heidegger'in özellikle bu 30'lu yıllarda yazı sözünü ettiğim 14 cilt içinde birbiriyle çelişen çok ifade de var. Bunların daha böyle serin kanlı bir şekilde okunması gerektiğini söyleyen daha böyle bir mutedil bir grup daha var. O nedenle bence koyduğum şey başlık bence doğru bir başlıktı. Şimdi işte ötekilere... Pardon hocam, pardon. Yani ikinci soruya geçme. Yani o felsefi milliyetçilikler var mıdır cevabına geçmeden önce bir yerde dediniz ki Semitik göçebeler dediniz. Bu bir ifade işi yaparken Yahudileri kastetmiyordu, Arapları kastediyordu dediniz. Hayır, öyle yani, demedim. Yani öyle demedim. Semitik göçebeleri kullanıyor. Yani bunu mesela Heidegger karşıtı olanlar, işte burada Yahudileri kastediyor diyor. Öteki tarafta diyor ki hayır, orada bir sürü göçebe kabile var. Sadece Yahudileri kastetmiş olamaz diye söylüyor. Tamam, yani bu tartışmanın kendi başına ırkçı değil mi hocam? Bunun nesi ırkçı? Yani Semitik kabiler olduğunu söylemesi nesi ırktı? Sami ırkından bahsediyor adam. Sami ırkının ortaya çıkışı, işte Renan filolojisinin falan ortaya çıkışıyla şeydir, tarihsellendirilebilir bir şeydir, bir kurgudur. Filolojinin ve milletlerin Avrupa'daki milletlerin ortaya çıkış tarihiyle efendim tarihsellendirilebilecek bir tarafı da vardır çünkü bunun. Yani Samilik sadece bir tanımlama kalmaktan çıkıp varlığın dışına atılmışla uğrayan bir tarihselliğe de sahiptir sizin de anlatımınız. Öyle demiyor. Heidegger öyle demiyor. Bence o pasajları bir ara doğru bir defa daha dinlerseniz hocam
Ondan sonra belki konuşsak daha doğru olur. Bence öteki sorulara biraz daha vakit ayıralım. Buyurun Çiğdem Hanım. Pardon hocam, felsefi milliyetçilikler olup olacağına inanmadığınız konusunda net bir... Hayır, felsefi milliyetçilik vardır tabii ki. Tamam, peki. Tabii ki vardır. Çiğdem Hanım'ın mikrofonu kapalı. Evet hocam, teşekkür ediyorum. YouTube üzerinden de öğrencilerin de sorusu var, dinleyicilerin de sorusu bulunmaktan. Öncelikli olarak Sevgi hocamızın aracı olduğu bir soruyu aktarmak isterim. Bir dinleyicimiz yazamamış buradan. İzin verirseniz bunu aktarayım. Yusuf hocam, bir felsefecinin, bir edebiyatçının, bir müzisyenin, bir ressamın vesaire siyasi duruş ve görüşlerini ya da yaptığı bir hatayı, suçu eserlerinden ayrı olarak değerlendirmek gerekir diyebilir miyiz? Bunu sormuş ve akabinde de devam eden bir sorusu var. Örneğin Knut Hamsun'un Naziler desteklediği için okurları Hamsun'un kitaplarını sessiz cebinin kapısının önüne getirip bırakmıştı. Diyelim ki Heidegger antisemit olsa bile eserleri değerlerinden bir şey kaybeder mi diye son sorusunu da sormuş. İki sorudan oluşan. Yani aşağı yukarı ikisi aynı soru. Cengiz Bey'in sorduğu soruya ben o cevabı verdim. Heidegger evet tescilli bir antisemit olsa bile yazmış olduğu felsefi eserlerin değerinden bir şey yitirmeyeceğine inananlardanım ben. Her türlü felsefi araştırmayı ve soruşturmayı hak eder Heidegger'in felsefi eserleri. Düşüncem budur. Evet hocam, yine YouTube üzerinden yüksek lisans öğrencisi İbrahim Ali Çalışkan'ın bir sorusu var. Öncelikli olarak teşekkür etmiş size konuşmanız için. Heidegger'in Nasyonal Parti'ye yakınlık duyması ve Führer'e övgülerde bulunması, Nasyonal Parti'nin politikalarını doğru bulduğu anlamına gelmez mi? Yine ikinci bir soru daha sormuş. Yahudilere yapılan propagandalardan etkilenmiş olduğunu kabul etsek bile diğer etnik azınlıklar için sessiz kalmış olmasını nasıl açıklarız diye iki soru var bu noktada. Açıklayamayız. Yani ilk soru neydi? İlk soru Heidegger'in Nasyonal Parti'ye yakınlık duyması ve Führer'e övgülerde bulunması Nasyonal Parti'nin politikalarının doğru bulduğu anlamına gelmez mi? Tabii ki. Tabii ki doğru bulduğu anlamına gelir. Nitekim başlangıçta da bu politikaları destekliyor. Yani mesela çıkardığı bazı yasaları tabii ki desteklememiştir. Bir şey okumadım, bilmiyorum. Bu konuda yazılı bir şey yok. Ama onları göz ardı ediyor Heidegger. Onları göz ardı ediyor. Onun için önemli olan varlık unutulmuşluğu, nihilizm problemi. Yani bir ülkenin içindeki bir azınlıkla ilgili bir problem Heidegger için çok minör bir problem. Yani çok çok kötü tınlıyor belki bu ama önemli olan Batı uygarlığının tamamı ve Batı uygarlığı nihilizmin pençesine düşmüş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Neden? Çünkü bu bir yapmalık uygarlığı olmuş. Tekniğin boyunduruğuna girmiş ve yok oluyor. İnsanlar artık kendilerini yok etmeye başladılar diyor Heidegger. O nedenle onun için problem çok daha büyük bir problem. İkinci soru neydi? İkinci sorusu da bir felsefe öğrencisi olarak yok. O bir üçüncü soru daha eklemiş hocam. İkinci soru şuydu. Yahudilere yapılan propagandalardan etkilenmiş olduğunu kabul etsek bile diğer etnik azınlıklar için sessiz kalmış olmasını nasıl açıklarız? Yani, herkes için sessiz kalıyor. Yani toplama kamplarına sadece Yahudiler gönderilmiyor ki. Homoseksüeller de gönderiliyor. Engelliler de gönderiliyor. Çingeneler de gönderiliyor. Yani bunlara ilişkin de bir şey söylemiyor Heidegger. Yani. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Son olarak bir felsefe öğrencisi olarak Martin Heidegger bir antisemit miydi tartışmasının önemini merak etmekteyim demiş. O zaman YouTube'un tekrar başına dönüp itibaren tekrar bir dinlesin arkadaşımız. Saffet hocamızın bir sorusu var. Buyurun hocam. Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sunumdu.
çok şey öğrendim. Bu varlığın unutulmuşluğu ve teknik eleştirisi konusunda Heidegger Alman toplumunu dışlıyor mu? Yani Almanlar hiç unutmadı mı diyor? Saffet, soruyu anlamadım. Bir daha sor. Almanlar ne yapmadı mı? Almanları dışarıda mı bırakıyor? Yani hayır, hayır. Almanlar onu... Değil mi? Hayır, hayır. Almanlar mı? Yani buradan bir almak gerekiyor. Almanlar eğer şey yapıyorsanız, yani Almanı işte yüceltmek diye düşünürseniz, Führer'in görüşüne göre varlığı unutmamış mı Almanlar? Yani aynı eleştiri, teknik konusunda da eleştiri Alman toplumunu da kapsamıyor mu? Tabii, kesinlikle kapsıyor. Kesinlikle. Yani buradan, eleştiri... buradan girilirse eğer öbür taraftaki o sorun ve Heidegger'in bakışı biraz daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Yani başta içinde yaşadığı toplum üzerinden zaten o uygarlığı eleştiriyor. Tabii, tabii. Kesinlikle Alman toplumu da, Alman kültürü de bunun içinde. Batı uygarlığını söylüyor. Tabii. Batı uygarlığında kim var? Siz hepsi onun içinde. Hepsi onun içinde. Almanlar bunu, ama bu uygarlığın kendini kurtarması, varlık unutulmuşluğundan kurtulması. Yani varlık unutulmuşluğundan kurtulmak demek, var olanla yeni bir etkileşime girmek demek. Var olanı sadece kullanılabilirlik ve tüketilebilirlik ufkunda görmemek demek. Bunu kim yapmıştı? Sokrates öncesi Grekler. Bunu şimdi Almanlar yapabilir diyor. Şimdi Almanlar yapabilir. Tabii bu düşünce Nietzsche'ye ait bir düşünce. Heidegger'in en çok etkilendiği düşünür bence Nietzsche'dir. Ama tabii ki Almanlar bunun içinde. Ben bir şey sorabilir miyim? Çok hocam uygun, başka birileri yoksa eğer. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi Heidegger'in kendini konumlandırdığı yer belli. Parti üye olarak. Hangi parti üye olduğu, onun kendisini konumlandırdığı ve insanı... kafasındaki insanı konumlandırdığı yeri de belli ediyor bana göre. Ben şunu merak ediyorum. Bir filozofun değerini nerede görmeliyiz? Yazdığı eserlerde mi? Yaşamda, pratikte aldığı yerde mi? Nerede görmeliyiz? Ben burada bir çelişki gördüm. Bir boşluk var kafamda oturmayan. Belgin, bu konuda iki görüş var. İki görüşü de aktarayım. Görüşün bir tanesi, filozofun eseri ve yaşamı birdir. Görüşün ikincisi, filozofun yaşadıkları ile eseri bir değildir. İki örnek. Birinci örnek, yazdıklarını yaşayan bir düşünür, Karl Jaspers'tir. Yazdıkları kendi varlığının dışında olan bir düşünür, Martin Heidegger'dir. İşte burada bir problem. Martin Heidegger'i bu konuda çözümleyebilmek bence çok zor. Yani Karl Jaspers, işte bunlar çok iyi dost. Birlikte üniversite reformu istiyorlar falan filan. Her konuda hemfikirler. Jaspers işte 1969'da ölene kadar şeffaf bir adamdır. Yani aydınlık bir, yazdığını, yaşadığını görürsünüz. Martin Heidegger öyle değil. Martin Heidegger'de gri çok tonlar var. Karanlık noktalar var. Yaşadıkları ve yazdıkları, yani ben, ve Heidegger bunu kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor ve bir düşünürün felsefesiyle yaşamının örtüşmesi gerekmediğini söylüyor. Bunu kendisi söylüyor. Ve kendisinde de böyle. Siz ne dersiniz Yusuf Hocam bu konuya? Ben bunların ikisini anlamaya çalışıyorum. Hepsi o kadar. Şimdi biz Johanna Kucuradi'nin öğrencileri olarak bir şeyin
bir kimsenin, bir eserin değerini saptamada, değil mi? Şöyle bir yol izleriz. Şimdi Harun Hoca, İsmail Hoca, Saffet Hoca hepsi gülümseyeceklerdir. Benzerleri arasındaki özel yerine bakın deriz. Heidegger'i karşılaştırınız şimdi benzerleriyle. 20. yüzyılda kimlerle karşılaştırabilirsiniz? Jaspers'le, Nikolai Hartmann'la, ondan sonra işte Jean-Paul Sartre'la falan. Bunların arasındaki özel ne demiş Heidegger? İşte değeri odur. Jean-Paul Sartre'ın değeri nedir? O da şu başka bir şeydir. Bu şekilde. Yani bence bu çok makul bir yöntem. Bizim görevimiz, biz felsefe tarihçisiyiz. Biz doğru anlamak zorundayız. Mümkün olduğu kadar da öğrencilerimize doğru bir şekilde aktarmak zorundayız. Mümkün olduğu kadar ön yargısız bir şekilde. Yani başlangıçta da söyledim, yani ne Heidegger ne de başka bir filozof bizim babamızın oğlu değil. Biz doğru şekilde anlamaya çalışmak zorundayız. Yani ben Heidegger naif derken Heidegger'i haklı çıkarmak ya da ne bileyim ben ya işte saftır idare edin demek falan asla istemiyorum. Yani onun için dedim ya cehaletinden, yani naif adamlar bu gibi konularda cahil. Yani düşünün ya, yani insanın biraz sağduyusu olması gerekir ya. Biraz sağduyu sahibi bir insan, işte bir sürü filozof var o dönemde. Heidegger'in yaşadığı dönemde. Bunlar sonunda kaçıp gitmek zorunda kalıyorlar. Ama bu adam nasıl bir saflık, nasıl bir naifliktir ya da nasıl bir cehalettir ki nasyonel sosyalist ideoloji sayesinde Batı uygarlığının kurtarılabileceğini düşünüyor. Peki o sağduyu bir filozof olmayacaksa kimde olabilir? Ben onu anlayamıyorum bir türlü. Ya işte o tabii çok önemli bir problem. Ama yani filozoflar da etten kemikten adamlar ve her birinin geldisi farklı. Yani makine değil. Ve bu soruyu soruyor mesela Karl Jaspers. Nasıl olup da insan aklı yanlış işleyebiliyor? Adam 1937'de kürsüden men ediliyor. 38'den itibaren yasak konuyor, yayın yapma yasağı. 6 sene boyunca oturup 4 ciltlik bir felsefi mantık yazıyor. Akıl neden hataya düşer? Yani onları yazan akıl başka bir eylemde bulunmayı nasıl akıl edemez? Soru bu zaten. İşte edemiyor. Edemiyor. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim sevgili Çiğdem? Buyurun hocam. Evet. Ya bu tamamen bir şey, biraz sohbet havasında, yoksa bir tabii ki bu çok eski bir konu yani ve ben Heidegger'in felsefesiyle ilgili de bugünkü konuşmada da çok şeyler öğrendim sevgili Yusuf'un konuşmasından. İlk Heidegger okumalarımızı da onunla yapmıştık. Yüksek lisans öğrencisiyken biliyorsun Yusuf, çeviriyordun, beraber okuyorduk, Sevgi de vardı, İsmail de vardı. Şimdi ya şöyle bir karıştırma var. Yani ben daha doğrusu üç şeyi ayırmak lazım diye düşünüyorum. Bir, Heidegger'in kişiliği. Yani bu Yusuf'un özellikle yazdığı, son yayınladığı kitaptan da ama daha önceki bildiklerimizden de Heidegger'in kişiliğine ilişkin bende bir çok hoş olmayan bir imge var. Ben Heidegger'i çok sevmiyorum kişi olarak. Yani herhalde iyi bir arkadaş olmak istemezdim onun. Bu birincisi. İkincisi, ben şunu affedemiyorum sevgili Yusuf. Yani bir filozof bu kadar yanılmamalı yani. Ya ben bunu affetmem. Yani şimdi değil mi? Yani güncel de şeyler var. Yani güncelden konuşmak istemiyorum. Ama bu yanılgı affedilemez bir şey bence. Yani hani politik bir Heidegger var ya da politik şeyler karşısındaki tutumlarıyla gene hani senin yazdıklarından, konuşmalarından da çok hani üzerinde durduğun için, yani bunları sen en açık sen öğrendiğin kişi sensin, onun için hani sana bir itiraz etmek haddim değil yani. Hani sadece sohbet, o nedenle Çiğdem'den şey istedim. Bir de böyle bir yanı var. Yani ben hani evet, belki şey işte Ahmet Bey'in konuşmasında, itirazında hani naiflik itirazı yaparken yani bu naifliğin ötesinde bir şey gibi. Tabii ki filozofların naifliğini biliyoruz. Yani şey yapıyor. Belki Phronesis mi diyorum? Burada aklıma o geliyor. Yani Phronesis'le ilgili bir sorun. Ama
yani bu politik olayları yanlış değerlendirmesi, yanlış tutum alması, bu ikinci tarafı. Üçüncü ve yani burada genel olarak üzerinde anlaştığımız, bütün konuşanların üzerinde anlaştığımızda şu, ben Heidegger'i okumaktan ve Heidegger anlatmaktan keyif alan birisiyim. Ve keyifle bunu her zaman yaptım. Yani sen gittikten sonra Hacettepe'de Heidegger derslerini ben yaptım üniversiteden ayrıldıktan sonra. Ve hep keyif alarak yaptım. Yani çünkü yalnızca yani felsefe yapma tarzıyla ilgili değil. Heidegger'in insanla ilgili önemli bir fenomeni, çağıyla ilgili, çağın sorunlarıyla ilgili önemli şeyleri yakaladığını düşünüyorum. Yani teknikle ilgili söylediklerin, işte varlık unutulmuşluğu, işte düşünürce düşünmeye doğru evrilmesi düşüncesinin, bütün bunların çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani onun için şeyi uzatmayayım, korsan tebliğe dönüşmesin sohbet diye başladım. Yani bunlar birbiriyle karıştıracak şeyler değil. Ama şimdi Ahmet Bey derse ki, ya böyle düşünceleri olan filozofu ben istemiyorum diyebilir böyle bir şey. Yani kişinin ya da Belgin'in itirazında o vardı. Yani Belgin diyor ki, ben anlamam diyor bunu. Yani Belgin çok kibar bir şekilde söyledi ama böyle o olmaz diyor. Olmamalı diyor. Harun hocam ben şunu söylemeye çalıştım. Yani Heidegger'in düşüncesini, felsefesini o Nazi ve antisemitik ve ırkçı yanlarıyla birlikte okumak bizi aslında Batı düşüncesinin de soykütüğünü yapmaya dair bir kavrayış verecektir. Sadece Heidegger'i konuşmayacağız yani. Kant'ı da konuşacağız bu çerçevede. Efendim Hegel'i de konuşacağız ki yani Hegel tamam işte mantıkta çok önemli bir kitap yazmıştır. Ama işte şeyine bakıyorsunuz Protestan dinini en kamil din olarak addediyor bir taraftan da. Bu tarafı bir kenara bırakıp da ben Hegel'i okuyamam, kusura bakmayın yani. Ya burada bir düşünce var diye bu yönleri unutup bir şey yapamam. Biraz Batı düşüncesinin de bu geriye dönük okumasını yaparken kafamızın üzerinde böyle bir düşünce var da Heidegger de işte o düşünceden nasiplenmiş biri diye değerlendirmek yerine ayakları yere basan, onları ciddiye alan, Hegel'i de ciddiye alan, Heidegger'i de ciddiye alan ki ben ciddiye alıyorum yani bunu itiraf ettim. Benim en çok okuduğum filozoflardan biridir Heidegger. Bunları yani o ciddiye almayı bir tarafa koymadan ama düşüncesindeki böyle yanları da naifliklerine falan atfetmeden Batı düşüncesinde böyle bir yön var, böyle bir taraf var. Ya bu adamlar ırkçı da olabilirler galiba gibi genelleştirme yapmadan ama bu tarafları göze yani şeyle ne efendim banyo suyuyla bebeği de birlikte fırlatalım. Ne de efendim burada ne güzel düşünce var diyerek onu kutsayalım. İkisinin ortasında bir yerde olalım. Kaygısıyla söyledim ben onu. Yoksa ben Heidegger'i gerçekten ciddiye alıyorum. Harun'un söylediğine bir şey eklemek istiyorum. Hannah Arendt'in 80. yaş günü nedeniyle Heidegger'in yaptığı konuşmasında Heidegger'e analog verdiği örnek kimdi? Platon. Platon da 3 kere aynı hatayı tekrarlamadı mı? Syracuse'ye gidip. Yani evet, filozoflar hata yapabiliyorlar. Filozoflar hata yapabiliyor. Solmaz Hoca'yı görüyorum. El kaldırıyor galiba. Hem kendisini gönlü bir merhaba diyecektim. O sırada el kaldırdın hocam. En son İzmir'de beraberdik. Buyurun lütfen. Dinliyorum. Mikrofonunuz kapalı. Mikrofonunuz kapalı hocam. Ses kapalı hocam. Yazayım hocamıza hemen. Tamam. Şimdi galiba harika bir sunumdu. Çok faydalandım. Ben de bir sürü bilmediğim şeyi de öğrendim. Ama belki de şöyle mi sormalıyız diye hep beraber düşünelim tabii. Hani Heidegger'in düşüncesi mi Heidegger'i Nazizm'e sevk etti veya antisemitizme? Hadi diyelim ki antisemitik Yahudi aleyhtarı. Heidegger'in düşüncelerinden hareketle bize öğrettiği ve öğrenmekten zevk alarak aslında zihnimiz kamaşarak öğrendiğimiz şeyler mi Heidegger'in Nazizm'inden ve antisemitizminden sorumlu? Ben bunların ayrılabileceğini düşünüyorum. Yani Heidegger'in düşüncelerini benimseyen bir insanın ister istemez Nazi olacağı gibi bir sonuca varamayız. Dolayısıyla Heidegger'in düşündükleri, yazdıkları
ve bize öğrettikleri, yani bu arada serpiştirilmiş birkaç şey değil ki bizim derdimiz zaten. Bütün bir felsefe tarihi hakkında ondan öğrendiğimiz şeyler ve onun felsefe tarihini değerlendirme biçimi, formu, içeriği bizi nazizme mi götürüyor? Hayır, böyle şey yok. Yani biz böyle sevenler olarak en azından kendimizden bilelim işi. Biz ne antisemitiyiz? Heidegger'i sevenler, büyük bir ilgiyle ve merakla okuyanlar, onu sökmeye çalışanlar olarak, ne de Nazi Almanyası'nın yine de olabilir bir şey olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla Heidegger'in bize öğrettikleri, yazdıklarıyla belki de bu arada hakikaten Heidegger'in, Harnoncu'nun dediği gibi basiretsizce sarf ettiği, belki de politikadan anlamazlığından ötürü sarf ettiği sözler ve davranışlar gibi de görebiliriz. Ve başka bir şey de var. Şey, tabii yani böyle bir konformist yapıyı tabii ki ben de tasvip edecek, onaylayacak değilim. Sizin de onu kastettiğinizi düşünmüyorum. Yani ortam böyleydi, ne yapsın adam? Ama bunun da bir şey tarafı var. Yani filozoflar az çekmediler tabii bütün bunlardan. Yani başım Sokrates'in hikayesiyle başladı bizim polisle çatışmamız zaten. Ama acaba hani böyle sorulara karşı şunu söyleyerek bunu şey yapabilir miyiz? Konu dışı kılabilir miyiz? Çünkü ben Heidegger'den öğrendiğim şeylerin bunlarla gölgelenmesine de izin vermek istemiyorum açıkçası. Ama bu tarafı ya açıkçası Heidegger'in salaklığı yani. Ama şey, düşünceler muhteşem. Adamın teorik zekası olağanüstü. Ama benim etrafımda da tanıdığım teorik zekası fevkalade, pratik zekası berbat çok insan var. Bu da yani bu düşünceler mi? Hani bir mantık silsilesi içerisinde. Heidegger'in bize öğrettikleri ve söyledikleri mi bir nazizme götürdü onu? Söylediklerinizi çok iyi anlıyorum. Ve katılıyorum da. Şöyle bir şey düşünün. Dediniz ki yani başkaları da vardı Almanya'da. Şimdi bütün bu Nazi döneminde tertemiz kalan iki tane filozof var Almanya'da. Bir tanesi Karl Jaspers, karısının Yahudi olmasına rağmen. Diğeri de Nikolai Hartmann. Çok ilginçtir. Nikolai Hartmann, düşünün, 1933'te şeye gidiyor. 1927 ya da 28'de Marburg'dan Köln'e gidiyor. 33'te Köln'den Berlin'e gidiyor. Ve Berlin, Reich'in, 3. Reich'in başkenti, oradaki felsefe kürsüsüne davet alan iki tane filozof var. Biri Heidegger, biri Nikolai Hartmann. Davet ikisine aynı anda yapılıyor. Heidegger gitmiyor. Heidegger çünkü kendi deyimiyle toprağına bağlı, kara orman dağlarında, Totnauwerk'teki kulübesinde kalıyor. Nikolai Hartmann gidiyor. Berlin'de olmasına rağmen Nikolai Hartmann ne bir Nazi toplantısına gidiyor, ne bir üyeliği var. Yani Nasyonal Sosyalist Öğretim Üyeleri Derneği'ne dahi üye olmuyor. Tertemiz kalan, bütün baskılara karşı hep uzakta kalan, kendi dünyasında bir abide sonuna kadar. Bu bizim beklediğimiz şey tabii. Ne güzel. Keşke Heidegger de böyle olmayaydı. Yani ama olmuş. Evet, işte Heidegger. Aklıma mesela Carl Schmitt geliyor. Carl Schmitt de sonradan Nazi Almanyası'nın resmi hukukçusu adam, ama ondan da çok şey öğreniyoruz. Tabii. Ve Carl Schmitt mesela şöyle bir örnek veriyor. Böyle bir kimyadan bir şey hepimizin hatırlayacağı ama yine de hatırlatmış olayım. Yani ben diyor o şeyi içtim ama mikrop beni etkilemedi. Savunması böyle aslında. Ben o suyu içtim, mikroplu, Nazi mikrobu içeren suyu içtim. Ama benim bağışıklığım sayesinde ben bundan etkilen. Bakın böyle bir şey yapıyor. Bunlar yani çok zeki adamlar, bize çok şey öğreten adamlar. Yani böyle bırakamayacağımız, vazgeçemeyeceğimiz adamlar. Ama bütün bunlardan belki kendimize şöyle dersler çıkarabiliriz. Ben Heidegger'in bütün kitaplarını okuduğumda
Nazi Almanyası'nı onaylıyor hale geliyorsan bu düşünceler sakınca. Ama hiç öyle bir şey olmuyor. Siz Nazi değilsiniz. Siz benden daha çok okuduğunuz için söylüyorum. Antisemit de değilsiniz. Dolayısıyla düşünceleriyle doğru orantılı olmak zorunda değil herhalde. Evet, aynı fikirdeyim. Buna rağmen çok serin kanlı, tarafsız okumaları yapmak lazım. Evet, Heidegger'in felsefi analizleri, düşünce tarihindeki o olağanüstü destruksiyonu, ne bileyim işte Nietzsche'den Platon'a kadar olağanüstü. Ama yani adamın böyle mankoları da var. Yani Hitler döneminde yaptığı bir takım konuşmalar son derece irite edici. Ya bu adam bunu nasıl yapar diye sormadan edemiyorsunuz. Ama bu bir gerçek. Kandırılmış diyeceğim, yanlış anlaşılacak. Kaçıncı kandırılma olacak hocam? O da çok fena bir şey tabii yani. Evet. Çiğdem Hanım buyurun. Evet hocam, Sevgi İyi hocamızın bir sorusu var sanırım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sorudan çok ben de biraz sohbet tarzında birkaç şey paylaşmak istiyorum. Öncelikle Yusuf hocamıza bu çok güzel bir çalışma yapıyor olması ve bugün bunu bizlerle paylaşıyor olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sahiden çok felsefe tarihi ve felsefe tarihi içinde çok nitelikli ve akademik bir çalışma özelliği taşıyor bu çalışma ve çok kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Yayınlandığında da büyük bir keyifle okumak istiyorum. Şimdi deminden beri tabii bazı düşünceler söylendi, konuşuldu. Hepsini bir dikkate alarak ben de naçizane şu değerlendirmemi yapmak istiyorum Heidegger'e ilişkin. Doğru, aslında ben bir zamanlar biraz Heidegger çalıştım. Ve bu soruyu çok düşündüm. Neden acaba Nazilerle işte Nazi Partisi'nde olması nedendir, niyedir diye. Harun hocamızın söylediği gibi iki şey ayırıyorum. Birincisi Heidegger'in bir kişi olarak değerlendirmelerde bulunan, içinde bulunduğu zaman onun koşullarında olan bitenlere yönelip bakan ve bu değerlendirmelerini de kendi değerlendirme becerisi, durumu neyse öyle yapan biri. Bir kişi olması olarak ayırıyorum. Ama bunu yine de ortaya koymuş olduğu felsefi düşüncelerden tamamen koparmaksızın da anlamaya çalışıyorum. Belli ki bu çalışmalarda Yusuf hocamızın koyduğu şekilde, yani ben oradan çok şey öğrendim bugün, çok daha bir antisemit olma yönü ağır basar görünmüyor öyle bir durum çıkıyor. Ama bazı noktalar var ki işte bu tartışmalara neden olacak noktalar da var. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi ben kendi adıma sorduğum o soruya şöyle bir yanıt da verdim. Heidegger'in felsefe yapış tarzıyla ilgili, yani onun böyle bir kişi olarak yaptığı değerlendirmelerde, yani belki buna naiflikte denebilir. Neden olmasın? Çünkü sahiden de küçücük bir köyde, doğa içinde, toprakla büyümüş bir insan, orada yaşamış bir insan. Bu yönden bir naifliğinin olabileceği benim de çok aklıma yatıyor. Yani bununla ilişkisinde. Ama felsefe yapış tarzının da böyle bir durumda o duygusal bir daha değerlendirmelerinde akademik, felsefi ya da bilim hepsinin karışımı bir değerlendirme yapmasına yeterli olma ya da onu engelleyici bir yan olabilir diye düşünüyorum. Nedir peki benim gördüğüm, hemen çok sözü uzatmadan onu söyleyeyim. Ben de çok severek okudum. Felsefe tarihi bilgisi bakımından da çok şey öğrendim kendisinden. Yani özellikle Husserl'e bağlı olduğu dönemlerde o fenomenolojik felsefe yapma tarzının, yani bir kavram analizi ne bağlı şekilde felsefe yapma tarzının bu naifliğe yol açabileceğini düşünüyorum. Görememe, değerlendirmesinde bu durumu görememe sonucuna götürebildiğini düşündüm ben de. Çünkü
başka aynı dönemde başka filozoflar da var aynı sorunlarla karşı karşıya gelen ve onu deneyimleyen filozoflara da baktığımızda felsefe yapma tarzlarındaki farklılık, belki buna daha geniş anlamda ontolojik, antropolojik ve değer felsefesi, etik bilgisinden hayli kopuk bir şeyi var Heidegger'in felsefe yapma tarzında. İşte o fenomenolojik felsefe yapma tarzı ve romantizmle olan o yakın ilişkisi böyle bir şeyi görmesine ve değerlendirmelerini doğru değerlendirme yapma noktasına götürememesine yol açtı düşünüyorum. Çok uzattım galiba. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sevgi. Sağ ol. Evet, teşekkür ederiz Sevgi Hocam. Hocam, Yusuf Hocam, kaç soru daha istersiniz? Çünkü YouTube'da üzerinden de var sorular. Sizde yormak istemeyiz, size bağlı bunu tutmak istiyoruz. Ya, sahura kadar buradayız. Evet, Furkan Soltekin, o zaman MIT üzerinden alalım, sonra YouTube üzerinden bir soru yine alalım. Buyurun. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Yusuf Hocam, ağzınıza sağlık. Çok verimli bir sunumdu. Diğer hocalarıma da katkıları için teşekkür ederim. Çokça verim alıyorum ben. Hocam, sunumun bir kısmında şöyle bir alıntı yaptınız sanırım. Herhalde bir yorumcudan mıydı? Heidegger'in asıl amacı Führer'i eğitmekti dediniz değil mi bir yerde? Evet, doğru. Bu Karl Jaspers'in yazdığı şey. Tamam, çok iyi oldu söylediğiniz. Bu benim çok ilgimi çekti açıkçası ve şu soruyu doğurdu aklımda. Özellikle son yayımlanmış eserlerini hesaba katarak yani bunu cevaplamanızı isteyeceğim. Acaba Heidegger'in çağında gördüğü bu yurtsuzluk problemini, varlık unutulmuşluğunu aşmayı sağlayacak veya insanlara düşünürce düşünmeyi kazanmaya yardımcı olacak bir eğitimin ne olabileceğini, bu eğitimin amacının, işlevinin neler olabileceğini veya bu eğitimin verilmesi için gereken koşulların neler olabileceğine dair doğrudan veya dolaylı olarak söylediği bir şeyler var mı? Yok. Yok. Şöyle alayım istiyorsanız. Führer'in iki tane önemli şahsiyeti var felsefe konusunda. Bunun bir tanesi Alfred Boehmler. Alfred Boehmler 6 ciltlik bir Nietzsche edisyonu yapan, Elizabeth Förster Nietzsche ile konuşan, yani Nietzsche'nin kız kardeşi, Nietzsche öldükten sonra onunla konuşan ve Elizabeth Förster Nietzsche'nin edisyonda işte Nietzsche'nin eserlerini biraz çarpıtmasına falan sebep olan bir filozof Alfred Boehmler. Bir o var. Bir de Ernst Krieg var. Ernst Krieg, Krieg, K-R-I-E-C-K. Bu da eğitimden sorumlu olan kişi. Şimdi bunlar nasyonel sosyalist ideolojinin felsefe ve eğitimle ilgili kısmına karar veren kişiler. Aynı zamanda bakanlıkta oturuyorlar. Heidegger'in bunlarla ilişkisi var. Ve Heidegger'in naifliği tekrar burada ortaya çıkıyor. Heidegger bunların önüne geçebileceğini sandı. Bunları da eğitebileceğini sandı. Oysa bunlar kemikleşmiş Naziler. Bunlar Heidegger'e yol vermedi hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Yani Heidegger'in kurmak istediği bir akademi, bunların hepsi suya düştü. Hiçbiri gerçekleşmedi. Hiçbiri gerçekleşmedi. O nedenle yani o akademi ne olacaktı? Orada nasıl bir müfredat uygulanacaktı? Hiçbir bilgimiz yok. Şunu biliyoruz, Heidegger ara sıra genç öğretim üyelerini Todtnauberg'e davet ediyor. Todtnauberg, işte Kara Orman Dağları'nda Heidegger'in kulübesinin olduğu yer. Yani kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. 1930'lardan bugün bile gitmek zor. Yani ben geçen sene tekrar gittim. Vallahi bulamadık, zar zor yani. Bugün bile gitmek, o gün nasıl gidiyorlardı bilmiyorum yani. Ama orada bu insanları topladığı ve bunlarla konuştuğu, bunu biliyoruz, yazılı onlar. Ama o müfredat neydi? Yani Heidegger'in o öğretim üyesi akademisine nasıl bir müfredat düşünün, bu konuda bilgimiz yok. Bunlar yayınlandı şu ana kadar. Bilmiyorum yani.
Furkan. Anladım hocam. Yani o ifade Karl Jaspers'in ifadesi. Karl Jaspers'in bu konuda bir ifadesi daha var. Onu da Max Weber'den alıyor. Max Weber'in harika bir sözü var. Söz şu: Dünya tarihinin çarkına parmaklarını sokanlar parçalanırlar. Dünya tarihinin çarkına parmaklarını, ellerini sokanlar o dişliğe paramparça edilirler. Bunu Max Weber'den alıyor. İşte sizin başınıza bu geldi diyor Heidegger'e. Bu çok güzel, harika bir söz. Yani bugün bu sözü bugün bile kullanabiliriz. Her anlamda, siyaset anlamında da kullanabiliriz. Evet. Benim aklıma da şu geldi hocam. Özellikle Sevgi Hoca'nın hani o son söylediği noktayla da ilişkili. Yani belki de Heidegger'in böyle yani eğitim üzerine yazdığı belli başlı şeyler çıksa veya yazmış olsa, belki de orada o etik ve değer problemleriyle bağlantılı noktalar çıkabilir miydi acaba diye de düşündürdü beni. Çünkü yani yüzüp ucuna gelinmiş gibi bir şey de sanki çıkıyor. Hesaplayıcı düşünme diyor. Yani aklımıza hemen o işte istemeyi kişilerde bulunan o doğal itilimleri, şunları bunları işte çıkarı koruma isteklerini filan getiriyor. Bir taraftan düşünürce düşünme konusu var. Yani çok böyle sanki o problemlerle de hesaplaşmanın ucuna gelinmiş ama orada bir şey olmuş ve çıkmamış gibi. Belki acaba eğitim idesiyle uğraşmak ona vesile olur muydu diye de düşündüm. Yok, hayır. Benim bildiğim hiçbir şey yok bu konuda. Heidegger etiğe falan da son derece uzak. Etik onun için aşılmış, çoktan ne bileyim metafiziğin içinde kalmış bir felsefe disiplinidir yani. Onunla da zaten uğraşmıyor. Değer felsefesiyle falan da uğraşmıyor. Yani 1950'de yapılan çok önemli toplantılarda hep değer felsefesi ön planda. Heinrich Rickert'in bir değer felsefesi kitabı var. Ta 16'larda falan yani. Ama hiç Heidegger'i hiç ilgilendirmiyor. Evet. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Evet Sinem Hanım. Evet, YouTube üzerinden Mehmet Fatih Elmas hocamızın bir sorusu var. Size öncelikli olarak teşekkür etmekte. Soru şu: Levinas'ın Heidegger'in kitabını saydığı doğru. Fakat bildiğiniz gibi şöyle bir cümle de Levinas'a ait: çoğu Alman'ı bağışlayabiliriz ama bağışlamanın zor olacağı Almanlar da vardır. Heidegger'i bağışlamak zordur. Bu cümleden olmak üzere Levinas bize her ne kadar birileri de sonrasında Levinas'a aynı hatırlatmayı yapsa da, parantez içinde bunu yazmış, önemli olanın pozisyon almak olduğuna dikkat çekiyor. Bu konuda ne dersiniz diye sormuşlar. Yani doğru söylüyor hocamız yani. Yani Heidegger yani biz yargılamıyoruz. Onun için affetmek, affetmemek bizim işimiz değil. Biz felsefe tarihçisiyiz. Ama Levinas yargılayabilir. Levinas bildiğim kadarıyla ailesinden kaybettikleri de var. Almanya'ya bir daha gitmiyor. Ama Levinas şunu yapıyor. Yani Heidegger'in Varlık ve Zaman eserinin ne kadar önemli bir eser olduğunu teslim ediyor Levinas. Levinas büyük bir filozof. Büyük bir filozof. Ama affetmeyebilir, affetmemiştir. Doğrudur yani. Haklıdır da kendi açısından. Arendt aşık oluyor. bir soru daha soralım mı hocam? Buyurun lütfen. Üzerinden Songül Köse'nin sorusu. Öncelikle bu derinlikli içerik ve temiz anlatımınız için çok teşekkürler. Sormak istediğim iki soru var. Heidegger'in bir filozof olarak antisemit olmadığı söylenebilir, olsa da özel hayatında antisemit bir tavır aldığı aşikar. Jaspers, Heidegger'in hem karakterinde hem de yazdıklarında hayal kırıklığına uğratan bir durum olduğunu düşünüyor. Öte yandan Jaspers'e göre bir filozofun karakteri ile eserleri ya da uğraş alanı birbirinden ayrı düşünemez. Bu bağlamda iki sorusu söz konusu. Siz Jaspers'in kurduğu bu paralelliğe Heidegger özelinde katılıyor musunuz? İkinci soru, Heidegger'in durumunda ortada sorumluluğu alınmamış, yüzleşmesi yapılmamış bir karar alma durumu söz konusu mudur? İlk soruyu tekrar sorar mısınız? Siz Jaspers'in kurduğu bu paralelliğe
Heidegger özelinde katılıyor musunuz? Heidegger nezdinde demek istemiş olabilir, özelinde bağlamında ya da. Bu soruya herhalde ben cevap verdim. Yani evet, insanın yaşadıkları, karakteri ve yazdığı birdir ve örtüşür. Bu Jaspers için geçerli. Ama Heidegger için geçerli değil. Heidegger bunun öyle olması gerektiğini farklı de zaten anlamıyor. Heidegger kesinlikle farklı olması gerektiğini söylüyor. Yazdıklarım benim dışında diyor adam. Ya. O başka bir şey. Yaşadığı hayatta farklı. Yani. O onun düşüncesi. İkinci soru neydi? Heidegger'in durumunda ortada sorumluluğu alınmamış, yüzleşmesi yapılmamış bir karar alma durumu söz konusu mudur? Bunu herhalde Songül şu bağlamda soruyor. Heidegger 30'lu yıllarda yaşadıklarıyla ilgili bir yüzleşme yaptı mı? Yapmadı. Belki yaptı da açıklama yapmadı. Özür dilemedi. Kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı. Hatta size birkaç tane pasusta okudum. Yani son derece ruhsuz bir şekilde tuhaf tuhaf değerlendirmeler yapıyor. Asıl şimdi Almanya toplama kampına döndü diyor. Tabii Heidegger'in oturduğu evin de bir kısmı başka bir göçmene veriliyor. Bir de böyle de bir gerçek var. Yani Almanya çok kötü vaziyette savaştan sonra. Çok kötü vaziyette. Herkesin evinde göçmen aileler, göçmenler işte o doğudan gelenler falan. Şimdi Almanya toplama kampına döndü diyor. Bunu da italikle yazıyor Heidegger. Yani ya sen toplama kampın ne olduğunu bilmiyor musun? Toplama kampında 6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğünü de duymadın mı? Hiç mi duymadın? Ve şimdi diyorsun Almanya toplama kampına döndü. Bu nasıl bir zihniyettir değil mi? Şaşmamak elde değil diye yazdım ben de. Yani Heidegger'in bu soğuk ya da ne bileyim nasıl bir ifade kullanayım, bu tavrı nedeniyle Karl Jaspers onu asla affetmiyor. Asla. Ömrünün sonuna kadar. Onu affetmiyor. O şekilde de bitiyor zaten ilişki. İlişki o şekilde bitiyor. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Evet, bir başka soru da vardı hocam. Genelde aslında anlattıklarınız bağlamında sorular. Burada varsa sorular paylaşılabilir ya da katkısı olacak hocamız varsa, katılımcımız dinleyebiliriz. Yusuf'a şeyi hatırlatabilir miyim? Bu Spiegel röportajı var ya Yusuf, 1933'te neler oldu? Bu bir açıklama, bir excuse olarak alınamaz mı? Hani çünkü öyle bir şey, yani yaptıklarında neden hata yaptığını anlatan bir şey olarak aklıma geldiği için onu söylemek istedim. Yani hata yaptığını söylüyor ama bir özür dilemiyor Harun. Özür dilemiyor. Özür dilemesi gerekmez miydi? Değil mi? Bu röportajı da ayrıca ölümünden sonra yayınlanmasını istiyor. Yanlış hatırlamıyorum. Yani herkes onun peşinde röportaj için. Hiç kimse röportaj vermiyor. Sadece size veririm. Augustine. Veririm ama ben öldükten sonra yayınlayacaksınız diyor. Öldükten hemen sonra da yayınlıyorlar. Ama orada bir özür yok. Orada daha çok böyle mesela şey anlatıyor. Yanıldım. Ben rektörken diyor kitap yakılmasına izin vermedim. Ondan sonra Nazilerin poster yapıştırmasına izin vermedim. İki tane çok önemli bilim insanı vardı Yahudi. Biri Tannhauser, öyle de von Hevesi. Von Hevesi bir kimyacıydı ve savaştan sonra Nobel kimya ödülünü kazandı adam. Ben bunların üniversiteden atılmasına izin vermedim diyor. Husserl'i korudum diyor. Edmund Husserl'i korudum diyor. Yani o Spiegel interview bana kalırsa Heidegger'in özür dilemek değil de kendini haklı çıkarmak aslında ne kadar ne bileyim ben böyle düzgün bir rektörlük dönemi yaşadığını anlatmaya çalıştığı bir interview bence. Ama özür yok. Yani belki de Heidegger aslında özür dilemesi gerektiğine bile inanmıyor biliyor musunuz? Büyük bir ihtimalle öyle. Ya ben özür dileyecek bir şey yapmadım ki diyor. Büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Evet. Ben de Yusuf Hoca'ya bu noktada katılıyorum. O röportajı ben de birkaç kez bu gözle okudum. Sahiden bir özür yok orada ve daha çok adeta kendini haklı çıkarmak, savunmak, niye bunları yaptı? Hani ben doğru olanı yaptım diye bunu anlatmaya çabası içerisinde olduğu sonucuna vardım ben de.
belki de inanmıyor olabilir. Yani özür niye gereksin gibi evet. bir düşünce büyük daha sanki öyle çıkıyor. Evet. Büyük ihtimalle öyle. Ama şeyden ayrıldığını da söylüyor. Yani rektörlükten ayrıldım, bu hiç haber olmadı diyor. Yani başarılı olamayınca bir şeyi engelleyemiyorum. O nedenle de görevinden çekildim diyor. Bunu da hiç kimse umursamadı. Yani bunu ben bir şey gibi okuyorum. Yani bir excuse gibi. Yani yapmaya çalıştım, olmadı. Onun için de görevden ayrıldım bir yıl dolmadan. Yani beceremedi. Hiç, yani Heidegger'in kafasındaki manevi nasyonel sosyalizmi hayata geçirmek için Heidegger'in beklentileri, ya bu bir illüzyondu. Yani böyle bir şey insan nasıl hayal kurabilir? Bundan hiçbirinin olamayacağını gördü. Görünce de rektörlüğü bıraktı. Yani rektörlüğün devir teslim törenine dahi gitmiyor zaten. Gitmiyor. Yusuf, bu ondan sonra yaptığı, Saffet bir dakika sözünü unutma. Ondan sonra yaptığı Nietzsche'nin ve Hölderlin'in Naziler tarafından nasıl sömürüldüğünü görünce derslerinde onların yorumuna eğilmeye başlıyor. Ve yaptığı çözümlemeler tamamen nasyonel sosyalist ideologların anlayışlarının dışında olan çözümlemeler. Nietzsche ve Hölderlin'le ilgili. Saffet, buyur. Rektörlüğü sırasında, yani rektörlüğünü bırakmasındaki neden, en önemli neden diye ben şeyi biliyorum. Birisinin atanması isteniyor parti tarafından. Onun üzerine o doğru çekmeye karar veriyor. Doğru. O işte bazen kokulan damla oluyor. İpi koparan o oluyor. Evet, doğru. Doğru. Bardağı taşıran damla oluyor. Doğru. Hocam izniniz olursa YouTube üzerinden Mersiye Bora şu soruyu sormuş. Radyodaki ve okuduğu gazetelerdeki propagandalara kanmış Heidegger'in varlık ve zamanda Dasein'i tarifleyen Heidegger olmasını nasıl bağdaştıracağız? Yani ne kadar doğru bir soru soruyor arkadaşımız. Yani varlık ve zaman okuduğumuz zaman Heidegger'in nasıl bir dahi olduğunu okuyorsunuz. Müthiş bir deha var adam. İşte Husserl'da yazmış, okudum size. Böyle birisi geleceğin filozofu bu diyor. Ondan sonra okuduğu gazeteler Völkische Beobachter, yani de Alemanne. Yani ne bileyim, şimdi ben Türkçeden bir gazete adı vermeyeyim, şunun gibi gazeteler demeyeyim. Yani şaşırıyorsunuz değil mi? Yani daha Heidegger'in şahsiyetiyle ilgili, eserleriyle ilgili, bütün hayatıyla ilgili açıklanması gereken ne kadar çok şey var. Anlaşılması gereken ne kadar çok karanlık nokta var. Bütün bunlar hepsi, son sözlerim oydu hatırlayacaksınız. Heidegger araştırmaların daha yeni başladığını düşünüyorum ben de. Çünkü Heidegger karşınıza bir sıra dağı gibi duruyor arkadaşlar. Bir sıra dağı. Bir tane, iki tane, üç tane dağ değil, bir sıra dağ. 35 bin sayfa. İkinci literatürü hiç saymıyorum bile. Yani şimdiden kara defterlerle ilgili bir kütüphane dolusu kitap var. Onun için belki son söz olabilir Çiğdem Hanım, izin verirseniz bir toparlayalım. Bilmiyorum, başka soru soracak arkadaş daha var mı? Hocam, Agalar Mammadov'un sanırım bir sorusu var ya da bir konu hakkında. Buyurun, o da sorsun, ondan sonra toparlayalım. Toparlayalım hocam. Buyurun. İyi akşamlar buradan. Agalar Mehmetov. Evet. Eski hocalarım. Sizi selamlıyorum. Merhaba ya. Nereden arıyor arkadaşımız? Nereden arıyor? Almanya'da Mehmetov. Evet. Üniversitesi. Üniversitesi. Sunum için çok teşekkür ederim. Ayrıca hocalarımı burada gördüm. Harun Hoca, Saffet Hoca, İsmail Hoca. Harun Bey benim tez hocamdı. Beni Heidegger'e tanıştırdı. Tez yazdı Yusuf. Çok güzel. Evet. Bravo. Evet. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu. Bilmiyorum Türkçemi kaybettim mi değil mi? Şey yaparsam kusura bakmayın. Ben şey olarak düşünüyorum. Yusuf Hocam, sizin Heidegger sanki
savunuyor gibisiniz. Sanki gençler Heidegger'i okumayı bırakırlar diye bir kaygılısınız. Yani Heidegger dehasını bir unuturuz ya da onu bir kurtarmak amacıyla. Bana şeyi hatırlattı. Arendt'in Şer'in banallığı. Şimdi Heidegger'de işte naif olmuştur gibisinden bir şey yapmaya çalıştınız. Ama ben onu naif saymıyorum. Adam çok çok ince düşünüyor. Harun Hocam az önce bir şey dedi. Sevimsiz bir tipi var. Gerçekten öyle. Şimdi ben düşünüyorum. Ben Almanya'da şimdi ondan bir randevu isteseydim alabilir miydim? Şimdi, galiba vermezdi bana. Yani öyle bir şey var. Tekebbürü var. Zaman zaman şey diyor, mesela bir yerde ben rastladım, bu ayrım ancak şeyde var, bizde vardır. Batı Avrupa felsefesi hiçbir yerde yok. Ne Hint'te ne Çin'de böyle şey yok. Şimdi sanki Sümer coğrafyası, diğer bizim coğrafyada böyle Gilgamesh eposundan tutun, Hammurabi yasalarından tutun, şimdi Orta Çağ Averroes'a kadar hiç, yani hiç bizi böyle görmüyor gibi. Yani ben daha koyu olarak görüyorum, antisemit değil de Batı Avrupa dışında hiçbir şey görmüyor adam. Ama çıkardığı sonuçlar genel bir sonuç çıkarıyor. Şimdi hep ben Batı Avrupa felsefesi sınırları içinde kalıyorum diyor ama öbür taraftan da şimdi felsefe insanlığa bir şey getiremez. Mevcut olmayan Tanrı'nın önünde batalım, şey yapalım, böyle şeyler diyor. Şimdi benim kanaatimce Heidegger'in Almancacı tutumu bile onun çok öyle ırkçı şeyinden ileri geliyor. Burada Heidegger'in bir eski öğrencilerinden biriyle tanıştım, Profesör Frank. O bana dedi ki Alman, o dönemde şey var, bu tür bir kitap da var Almanca'da. Irkçılığı dil üzerinden temellendirmek. Bobineau'dan gelen bir şey. Hint-Avrupa dil ailesinde konuşan halklar Ari ırkı teşkil ediyorlar. Yani şimdi Heidegger'in ırkçılığı Almancaçılık oluyor. Şimdi aslında Almanca etimolojik açıdan basit bir dildir. Ama şimdi mögen, vermögen, bilmem möglich, stimmen, bestimmen, böyle şeyler, edatlarla şeyler yapıyor. O zaman biz Arapça konuşmuş olsaydı, şimdi muhakime, mahkeme, bilmem hikmet, bilmem hakim, bir sürü bunlar üzerinden giderek bir felsefe yapar. Şimdi felsefe bu mudur? Şimdi ön edatları üzerinden bir şey kuruyor, lokal bir felsefe yapıyor, sonuçta bir global bir şey çıkarıyor ve de sizin de az önce söylediğiniz gibi şey olarak, yani İkinci başlangıç Almanca ile olacak. Şimdi ölü bir dil. Şimdi Grekler onlar gitti. Şimdi biz geldik. Almanca bir hayranlığı var. Lokal bir şeyden geliyor. Şimdi onun Yahudi düşmanlığını siz az önce bir alıntı yaptınız. Matematiksel hesaplama ve rasyonalite, bu Heidegger'in en sevmediği kavramlar. Şimdi bunları kendisinde toplayan Yahudi. Şimdi Yahudi, şimdi tamam, o zaman rasyonalitenin, o şimdi o hesap kitap demek ya. Şimdi o zaman kapitalizmin de başlangıcı zaten Yahudiler oluyor. Şimdi şerrin kaynağı bunlar yani. Şimdi ben Heidegger'in bırakın antisemit olmamayı da Batı Avrupa dışında bir şey bile görmüyor. Yani bakıyorsun bu noktada. Pekala Lao Tse'den bir alıntı yapabilirdi ya, bilmem eski bir Sümer masalından alıntı yapabilirdi ama sürekli bir Parmenides'e bir şey yapıyor. Şimdi bir katı bir şey var, tipi var, Harun Hocam'ın dediği gibi sevimsiz bir şey, yani çok korkunç ve okuyorsun, çok çok şey öğreniyorsun, harika,
çarşif, yani felsefenin çarşifi ama gerçekten korkunç bir adam, tehlikeli bir adam. Yani ben Nietzsche korkunç değil, Heidegger'in yanında Nietzsche bir melektir. Heidegger'i çok öğrenmek lazım. Yani çok sanırım Heidegger çok şey bir adam. Yani geleceği, onun düşünceleri daha... Almanya'da hiç şey yapılmıyor biliyorsunuzdur. Şey oldu yani, böyle bir lekeli bir adama dönüştü Heidegger'i. Bir Heidegger diyorsun, herkes böyle şey bakıyor, bırak onu diyorlar. Ama sanırım felsefede onun geleceği daha vardır. Çok uzattım, çok özür dilerim, kusura bakmayın. Hocalarıma bir daha saygılarımı, sevgilerimi bildiriyorum buradan. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu katkı için. Yalnız buna bir şey söylemek istiyorum. Heidegger Batı uygarlığının dışındaki uygarlıkları reddetmiyor. Sadece problem alanı Batı uygarlığı. Ve şunu unutmamamız gerekiyor. Heidegger'in çok sayıda Japon ve Koreli ve Çinli öğrencisi vardı. Daha yaşarken. Ben Almanya'dayken, ne zamandan bahsediyorum? Yani ben 1984'te döndüm. Düşünün, neredeyse 40 sene oluyor. Ben Almanya'dayken bir Japon profesör vardı. Dedi ki şu anda Japonya'da 7 tane farklı varlık ve zaman çevirisi var. Şimdi çok daha fazladır eminim. Müthiş bir ilgi var. Neden? Çünkü Heidegger'in özellikle bu geç devir felsefesiyle ilgili olarak eski uzak doğu düşüncesi ve inancıyla bir takım bağlantılar kuruyorlar. O nedenle oralarda müthiş bir resepsiyonu var Heidegger'in. Bunu söylemek istedim. Çok teşekkürler katkınıza. Buyurun Çiğdem Hanım. Evet hocam, ne yapalım? Bitirelim mi? Var mı daha sonra bekleyen soru? Yorduk sizi çünkü epeyce. Peki son 3 tane daha soru alalım. Varsa eğer YouTube'da bekleyen. 3 soru daha alalım. Var mı YouTube'da bekleyen? Bakacağım. Var hocam, var. Adorno'nun, İsmail Önder sormuş bunu, Adorno'nun Heidegger eleştirisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru var. Yine Heidegger'in tavrını Arendt'in kötülüğün sıradanlığı düşüncesine uygun olarak açıklayabilir miyiz diye ayrıca bir soru var. Aynı kişi mi bunlar? Ha, yok, farklı. Peki o zaman Adorno'ya şey yapın. Yani Adorno'nun eleştirisini biliyorum. Jargon der Eigentlichkeit eleştirisi. Ama Adorno'nun eleştirisi sadece Heidegger'e yönelik değil. Yani bu özellikle varoluş felsefesinin bütün diksiyonuna karşı bir eleştirisi var Adorno'nun, Horkheimer'in. Diğer taraftan Heidegger'in de onlara karşı bir eleştirisi var. Neyse, onu geçelim. İkinci soru neydi? Hannah Arendt'in... Heidegger'in tavrını Arendt'in kötülüğün sıradanlığı düşüncesine uygun olarak açıklayabilir miyiz? Hayır, açıklayamayız. Yani kötülüğün sıradanlığı, yani bu çok farklı bir şeydi. Yani Eichmann davasını şimdi burada uzun uzun anlatmayalım. Orada Eichmann'ın o naif kalışı, ya ben sadece emirleri yerine getirdim demesi, yani kötülük ne kadar naif olabiliyor, ne kadar sıradan, banal bir hale gelebiliyor. Şimdi eğer Heidegger'le bir paralelite kuracaksanız, yani Heidegger'i o zaman kötülüğün müşahhas hali olarak görüyor olmanız gerekiyor ki bu biraz zor. Ama burada yine bakın Jaspers devreye giriyor. Jaspers'in bir deyimi var burada kullandığı, Heidegger kötülükle ilgili bir şey söylüyor. Yani kötülük ortaya çıkıyor, bir şey söylüyor ama kötülüğün sıradanlığını Heidegger'e uygulayamazsınız. Bu doğru olmaz. Ben katılmıyorum. Üçüncü soru neydi? Bu da Ümit Ömer Evirgen'in bir sorusu. Saygıdeğer hocam, sürgüne gitmeyi reddeden ve düşünceleri uğruna ölmeyi göze alan Sokrates'in aksine Aristoteles sürgüne mahkum edildiğinde bir tane Sokrates yeter diyerek sürgüne gitmeyi uygun görmüştür. Haydi geri de bu çerçevede değerlendirmek mümkün olabilir mi? Şimdi Heidegger bir sürgüne gönderildi de ben mi bilmedim.
Yani Heidegger'in sürgününü belki şöyle anlayabiliriz. Heidegger kendisini geri çekti. Kriton diyaloğundaki şeyi herhalde Sokrates'in oradan... Şimdi Kriton diyaloğunda Sokrates biliyorsunuz hayır ben gitmeyeceğim diyor, kaçmayacağım. Evet. İnfaz etsinler. Tamam. Sokrates'i infaz ediyorlar. Yani baldıran zehni içiyor. Aristoteles'te durum biraz daha farklı. Aristoteles sürgüne gitmiyor. Aristoteles'in gitmesinin nedeni 323'te Büyük İskender ölüyor. Büyük İskender'in ölmesiyle birlikte Atinalıların Makedonlara karşı olan hiddeti, aversiyonu ortaya çıkıyor. Ve bu zamanın o zamanki Atina'da hem akademide hem Lükyon'da bir şekilde kendisini gösteriyor. Aristoteles bundan çekiniyor. O nedenle ben en iyisi gideyim diyor ve Halkis'e geçiyor. Euboea adasında Halkis'e geçiyor. Nitekim orada da o da bir yıl sonra ölecektir. Orada işte söylüyor onu. Yani Atinalılara yeni bir Sokrates vakası yaşatmayacağım. Şimdi Heidegger Almanya'yı terk etmiyor, sürgüne gitmiyor ama elini eteğini çekiyor hayattan. Tottenham'a gidiyor çoğunlukla. Ve 50'li yılların sonundan itibaren bir takım konferanslar vermeye başlıyor. Heidegger'in geri çekilmesinin nedeni Heidegger kamuoyunun önünde görünmek istemiyor. Hem bu yapıp ettiklerinden ötürü bir ihtimal, çünkü sürekli olarak bir takım eleştirilerle karşılaşıyor, eleştirilere muhatap oluyor. Hem de Heidegger hiçbir zaman kamuoyunun yüzeyselliğini sevmiyor. Nedir bu? Das Mann. Mann onun önünde, onun gözünde düşkünlüktür. Yani averajlıktır, ortalamalıktır. Kamuoyunun yüzeyselliğidir. Orada görünmek istemiyor Heidegger. Kamuoyuna karşı. Kamuoyu dediği şey yani işte kültürün, yaşantıların bir parçası. Orada görünmek istemiyor. Benim geçen sene çıkan kitabımda Hannah Arendt'in bir konuşması var. Onu yazdım. Okuyanlar hatırlayacaktır. Hannah Arendt'in bir konuşması var. Freiburg'da. Heidegger geliyor konuşmayı dinlemeye. Heidegger'in konuşmayı dinlemeye gelmesi bir takım homurtulara sebep oluyor. Oysa Hannah Arendt kürsüye çıkıyor, Sayın Heidegger diye konuşmaya başlıyor. Önce Sayın Heidegger, ondan sonra Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler diyor. Heidegger de sonra diyor ki, ya niye böyle yaptın? Sana da şimdi itiraz edecekler. Hannah Arendt'in cevabı, benim yaptığım en normal şeydi diyor. Yani öğrenciyle hoca ilişkisi de böyle bir ilişki. Evet, Çiğdem, siz istiyorsanız kapatın oturumu yavaş yavaş. Evet Kadir Hocam var mı? Kadir Hocam kapatacak evet. Kadir Hocam kapattı. Evet hocam yani büyük bir zevkle dinliyordum. Yani müthiş Dürer bir şey hocam, oldu. Hocam bu sahura kadar hocamızın. Evet, sahura kadar sürebilirdi ama. Evet. Gerçekten çok zevkli ve içerikli bir sunum ve tartışma sohbet oldu. Türkiye Heidegger Topluluğu adına çok teşekkür ederim. Bir sonraki toplantıda umarım en az bunun kadar iyi olacaktır. Önay Sözer hocamız konuşacak. 8 Mayıs hocam, bir düzeltme yapayım. Evet. 8 Mayıs Cumartesi günü Heidegger ve Çevre Felsefesi başlığıyla Haluk Aşar hocamızın bir sunumu olacak. 22 Mayıs'ta Önay Sözer hocanın, sonra 29 Mayıs'ta Sanem Yazıcıoğlu hocamızın, Naime hocamızın yine sunumu var. Özkan Gözel hocamızın sunumları olacak. Çok güzel bir program hazırladı Çiğdem Hanım. Yusuf Hocam çok teşekkür ederim. Dinleyici evet. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Katkılarına da teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederiz Yusuf Hocam. Ben sağ de davetin için teşekkür ederim. Katılımcılara da soru soranlara. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden kapatıyoruz?